Star TV'den canlı olarak yayınlanan Nergis Zaman'la hoş geldiniz. Her zamanki gibi, ay bir dakika, şöyle yapayım şuradan, şöyle modelim bozulmasın şekerim. Her zamanki gibi dop dolu bir programımız var. Çok özel bir isim var. Emel Müftüoğlu var bizimle birlikte bugün. Sesi güzel, kendi güzel, sohbeti güzel, dünya tatlısı arkadaşım. Ve her zamanki gibi Özlem Mekik şefimiz mutfakta harikalar yaratıyor. Daha neler var neler. Hadi bir izleyin bakalım. Nergis zamanı başlıyor. Emel Müftüoğlu hoş sohbeti, esprileri, dillerden düşmeyen şarkılarıyla Nergis zamanına gündem yaratmaya geliyor. Star'ın yeni yarışma programı Kocam Yaparsan'ın sunucusu Şef Esat Özat'a Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplıyor. Yani en çok kullanılan iki tane yağ var. Bir zeytinyağı, bir sıvı yağ. Sofralarınızda fark yaratacak pratik lezzetler için ekran başına. Şef Fırat Siriş lezzet sırlarını Nergis zamanı izleyicileriyle paylaşacak. Şef Özlem Mekik sofralarınıza renk katacak gül lahana sarması yapıyor. Birazdan Nergis zamanında. Evet, beklenen an, mutfaktayız. Yaşasın. Her zamanki gibi Özlem Mekik şefimizle birlikteyiz ama Özlem Mekik şefimizin yanında Şef Fırat Siriş var. Kendisi bütün bu tadımlık, böyle efendim lezzetleri, bu tadımlık lezzetleri tek tek göreceksiniz. Aperatifleri Türkiye'de en iyi hazırlayan şef. Evet. Evet. Şahanesiniz gerçekten. Şimdi bu aperatifleri güzel, bir bakalım neler var, şöyle bir anlatalım. Tamam, şöyle başlayalım. Humusumuz var burada. Oh, çok severiz, evet. Patlıcan salatamız var, patlıcan yumuşu diyoruz. Közlenmiş biberli, közlenmiş patlıcan. Evet. Şöyle bir pançomuz var. Üstü domates soslu. İçerisinde havuç var, patates var, patlıcanlı. Hepsini şöyle gösteriyorum ben tabii. Evet. Mutabbelimiz var. Tahin, susam, susam yağı. Ay ne güzel, yoğurt. Ne güzel. Burada bize tarif vereceksiniz değil tabii mi şefim? Tabii ki. Bu nedir? Peynir ezmesi. Ezme. Aa, ne kadar şık duruyor. Ama peynir ezmesini birazcık daha farklı yapmışlar tabii. Birazcık daha özellik katılmış aslında bakarsanız. Bunlar da mı peynir ezmesi mesela? Mercimek köftesi, Hindistan cevizli. Aa, çok güzel. Hindistan cevizli mercimek köftesi. Şimdi bugün bir kere şöyle yapalım. Hanımlar kağıdı kalemi alın. Eşleriniz için de şahane bir sofra. Aynen. Değil mi? Sadece eşler için değil Nergis abla. Bir altın gün düşün mesela. Aa. Altın günle aperatifler. Böyle evet. Dolduracaklar. Bir de çocuklar da böyle sever. Tabii. Değil mi? Mutlaka. Böyle küçük tadımlık lezzetleri çocuklar da sever. Bu kayısılı, kayısılı fava ve kızartılmış soğan ile. Kayısılı fava, kızartılmış soğan. Çok güzel bir lezzet. Çok değişik. Evet, farklı. Hepsi birbirinden farklı. Evet, buyurun efendim. Evet, şimdi ne yapıyoruz Fırat şefim? Önce nereden başlıyoruz? Zaho yapacağız. Bademli. Ne yapacağız? Zaho. Yani patlıcan. Biz ne yapıyoruz? Pazı kavurması yapıyoruz. Biz pazı kavurması yapacağız. Evet. Göstereyim. Başlayalım isterseniz. Hadi başlayalım. O zaman şimdi pazımız olacak, soğanımız olacak. Burada zaten malzemelerimiz var. Bademimiz var. Hem file badem hem normal badem. Sarımsağımız olacak. Oh, çok güzel. Buradan. Şimdi hanımlar dikkatle izliyoruz. Ben de öğreneyim bunu. Bu inanılmaz lezzetli bir şey. Ben bu en korktuğum kısım da bu soğan doğrama kısmı. Nasıl yapıyorlar? Tık 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 tık, hızlı hızlı. Ama biz evimizde yapmıyoruz. Yok yok, bunları sakın yapmayın ama ama. Profesyonel bu, mutfaklarında tabii yapıyorlar. Soğanlarımı incece doğruyorum. Hı-hı. Şimdi şefim bu arada pazıyı aldık. Pazının saplarıyla birlikte kullanacağız değil mi? Tabii ki. Evet. Tamam. Hı-hı. En önemli şey hanımlar, özellikle hep söylüyorum biliyorsunuz mutfaklarda atık artık yapmamaya gayret ediyoruz. Hem ekonomimizden hem de doğal olarak üretimimizden dolayı artık atıkları mümkün mertebe unutun lütfen. Aslında pazı dediğiniz ya da kereviz sapı dediğiniz her şey bizim mutfaklarımızda kullanabileceğimiz şeyler. Ben şimdi Fırat Şef'in doğradığı tüm soğanları ve sarımsakları tencereme alıyorum. Tencerede zeytinyağımızı kızdırdık birazcık. Önce soğanları kavurmaktan başlıyoruz değil mi şefim? Havuçla beraber, havuçla da veriyorum. Havuç da sert bir sebze olduğu için beraber pişsin. Havuç da aynı anda olacak.
Daha yüksek ses konuşalım mı şefim? Tabii ki. Tamam. Ekranda tamam. Çünkü izleyiciler not alıyor ya bize. Mikrofonu da kaldırabilirim. Evet. Olabilir. Şefim biraz tamam. Şöyle yapayım. Ha? Olur. Evet. Şimdi şöyle önce ne yapıyorsun şefim? Pazılardan önce havuçları doğruyorsun ama havuçları jülyen doğradın. Evet, jülyen kesim. Evet. Arzu edersek bunu rende de yapabilir miyiz? Olabilir ama rende hemen ölür. İçerisinde ben kaybolmasını istemiyorum. Hafif dişe gelsin. Ha, biraz daha diri kalması tabii, güzel bir görüntü için olsun. Jülyen tabii, jülyen evet. Doğramamız daha az mı doğru? Az kalın kesim tabii. Peki. Peki o zaman bu bademli pazı kavurma değil mi? Evet, bademli pazı bademli kavurma pazı diyoruz. Kavurma yapıyoruz. Havuç, ay, çok güzel. Soğan, sarımsak, kırmızı biber, yeşil biber kullanacağım. Havuçlarımız biraz kavrulsun. Hanımlarımız dikkatle izliyoruz. Bu çok fazla yağ koymadım. Bademlerimi de atıyorum. Çok badem, az zeytinyağı. Bademlerim de burada kavrulsun, renk alsın. Evet. Ay çok güzel bir şey çıkıyor. En son üzerinde kavrulmuş file badem atacağız. Aa, ama file badem yoksa evlerinizde hiç sorun hiç değil. Sakın dert değil. Etmeyin. Biberleri de... Şart değil ama pazı kavurmasını da bu şekilde kesiyorum. Yapabilirsiniz. Biberler de bu şekilde. Kırmızı biber de jülyen evet. Kesiliyor. Biberleri en son aşamada atalım. Biberleri hemen öldür, canı yok zaten fazla. Evet. Çok içerisinde kaybolmasını istemiyorsanız sonradan atın. Bir de aynı zamanda biberlerde biliyorsun ki şefim ilk başta olan sıkıntılardan bir tanesi çok fazla kavrulduğunda kabuklarını bırakır. Evet, o sala. Da ne yazık ki bir herhangi bir yaptığınız yemekte güzel bir görüntü olmaz. Evet. O yüzden de kabuklarını bırakmaması açısından birazcık daha en son atmanız her zaman daha iyidir. Şimdi hanımlar bir kere bugün kesinlikle burayı mutfağımızı kaçırmayın. Niye? Çünkü sofralarınızda, davetlerinizde hem işte dediğin gibi altın gününde, eşinize, çocuklarınızın yaş gününde davetlerinizde çok fark yaratan tariflere var bugün. Yani şefimiz bize şahane tarifler veriyor. Evet, şimdi ben burada bunu kavururken tabii şefim ki. Ne yapacağız? Sen bu arada pazılarını da doğra olur. İstersen. Tamam. Pazıları da doğurduktan sonra. Esas bu arada, ana sebzemiz. Evet. Aynısını karalahanadan da yapabiliriz. Dün karalahana çorbası yaptık ya. Evet. Elinizde karalahana varsa karalahana. Ispanaktan yapabiliriz değil mi şefim? Olabilir. Ispanak tamam. Olabilir. Evde ıspanak varsa olur. O da olur. Şahane. Bu arada farkındaysanız kırmızı soğan doğradı şefiniz. Ben tabii onun nedenini de açıklayayım hemen. Açıkla. Bu arada şefinden evet. Önce tabii. Değil mi? Tabii ki. Beyaz soğan çok daha sulu bir soğan olduğu için suyunu bırakır. Bu tarz aperatif lezzetler, yoğurtla karıştıracağınız lezzetlerde kırmızı soğan kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu püf noktasını dün de vermiştin. Her gün tekrar tekrar evet. Verelim. Niye? Bak bugün ben dünkünü unutmuşum. Birkaç kere söylemek gerekiyor. Sonra da ay neydi dün söylemişti oldu. Tamam su bırakmasını. Bir de gördüğün ediyor. Gibi acayip gözlerim yandı Nergis abla. Ne yapacağız evet. Şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi yapalım mı beraber? Yapalım. Şimdi hemen o püf noktayı da gösterelim. Göster. Elinize gözlerin çelik yandı. Bir bıçak alıyorsunuz. Evet. Bakın şimdi o bıçağı birazcık altını kısacağım. Ama aha. Kısma nedenim bu değil. Heh. O bıçağa bakarak evet. Ama aynı yerdeyken. Evet. Bak şimdi bu kadar gözyaşı var değil mi evet. Şu an gözümde? Ve tamamen şimdi artık akma işlemi duracak gözde. Çünkü çelik her zaman onu engelliyor. Ha, bir. İkincisi ilginç. Su açabilirsiniz. Hepimizin bildiği bir yöntem. Evet. Suyun karşısında durabilirsiniz ve soğanı o şekilde doğrayabilirsiniz. Hı. Ama en önemli yöntemlerden biliyordum. Bir tanesi evet. Bıçaktır mesela. Aa, bıçağın ilginç. O çeliğinden çok daha rahat faydalanabilirsiniz. Çok ilginç. Evet şefim bu arada havuçlar da artık pembeleşmeye evet. Birazcık daha kızarmaya rengiler. Başladı. Evet. Ben biberleri atıyorum. Olabilir. Oh biberleri de atıyoruz. Mis gibi de koktu. Evet. Kokmasın aynen. Mı ama soğan, sarımsak, oh, sebzeler harika. Şahane. Aynen. Bir de görüntü de çok güzel oluyor. Değil renk mi? Yani renklere bakın. Evet. Hem lezzetli hem renkli olacak. Evet. Öbür meze geçelim mi? Evet geçebiliriz. Tamam. Şimdi mutabbel yapacağız. Şimdi bu tarafta bunları zaten doğradık. Evet. Orada pişiyor. Şimdi pişecek. yeni efendim İkinci tadımlığımıza evet. Geçiyoruz. Evet. Evet. Tekrar sarımsakla başlayacağım. Bunun adı başlayacağım. Ne şimdi? Mutabbel. Mutabbel. Yoğurt. Ne demek? Ben söyleyeyim. Söyle. Tamam. Söyle. 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 Mutabbel Lübnan. Aslında hı-hı. Lübnan mutfağına özel. Tahinle yoğurdun ve patlıcanın karışmasından ay, oluşuyor. Çok severim. Aslında bir nevi susam. İçerisinde tahin ha. Olduğu için tabii tahin de susamdan üretildiği tabii, için. Evet. Tabii, o tabii. Nedenle susamlı güzel bir aperatif hazırlamış oo, olacağız. Oo çok güzel. Tahinli ve susamlı. Evet. Sarımsakları ben ince ince doğruyorum ama evde hanımlar yaparken dövebilir tabii tamam. Daha güzel olur. Ben dövüyorum genelde. Tamam. Biz olur. Bu şekilde pratik kesebildiğimiz için. Tabii. Siz şahane kesiyorsunuz. Sorun olmuyor. Hı-hı.
2-3 bıçak darbesiyle zaten ben bunları eziyorum. Tabii. Şefim, bu kadar aparatifi ne kadar sürede hazırlarız? Gerçekten ya, soruyorum. Mesela şu anda kaç bir hanım tane yani yapayım? Ama hani siz çok hızlı hazırlarsınız da bize de çok uzun süreceğini sanmıyorum. Süremiz ne kadar tutar tahminen? Hanımlar evde bir saatte, 1,5 saatte yapabilir herhalde. Güzel. Tabii. Oo, tabii eşiniz, çok zor bir şey değil. Bir şey diyeceğim. Eşi telefonu açtı. Geliyorum arkadaşlarla yemeğe davet ettim. Hani yaparlar ya böyle bir anda size bir sürpriz. Al işte bunlardan hemen hazırla. Değil mi? Ziyafet sofrası evet, evet, gibi olur. Aynen öyle. Şimdi şefim, bu burada hemen hemen ay, olmaya başladı. Ne güzel yaptınız öyle. Dövülmüş biz, gibi evet, oldu. Evet, şöyle zaten biz bıçakla vurduğumuz zaman hemen eziliyor. Evet. Bakın. Şey kalmıyor. Evet. Geçelim o zaman mutfakları yapmaya. Şimdi bunu kenara alayım mı soğusun diye? İsterseniz pazarı da kavuralım. Hadi tamam, at o zaman. Atalım. Zaten pazarın fazla bir canı yok. Hemen ölecektir. En sonunda pazıyı attınız mi orada? Orası pişti bile. Orası pişti. Oldu. Orada bakın, bir tane oldu yani. Çok zor değil yani. Bunun şimdi aynısı. Valla bugün çok basit ama fark yaratan ve çok güzel lezzetler yapıyoruz. Aman öyle, takip edin ve yazın. Açalım. Kendi sıcağını zaten pazı ölecektir. Ispanak ve karabağını da aynı şekilde. Patlıcan olmayan sebzeler. Sarımsaklarımı mutabber için iyice parçaladım, ufak ufak yaptım. Yoğurdum burada hazır. Evet. Tamam, yoğurdu biraz çırpalım mı? Yoğurdu çırpıyoruz. Süzme yoğurt, yoğurt olmasına süzme dikkat mi edin. Evet tabii ki. Süzme yoğurt. Normal yoğurt suyunu bırakır. Çok güzel bir tadımlık elde edemeyiz. Anladım. Ama yüzden diyelim ki evinizde süzme yoğurdunuz az varsa normal yoğurtla da karıştırabilirsiniz. Tabii ki olur. Tabii. Birazcık daha tüketim süreniz daha kısa olmalı. Sadece tek sorun o. Ama süzme yoğurt sulanmaz diye bir şey yok. İçeriği sulu olan her şey sulandırır süzme yoğurdu da. Yani ne olursa olsun eğer siz ertesi güne bırakıyorsanız şayet yaptığınız yoğurtta olan tüm lezzetlerin mutlaka karıştırılması gerekir. Tamam. Güzel. Bu da iyi oldu öğrendiğimiz. Bu arada Nergis abla ikinci bölümde size öyle bir lezzet hazırlayacağım ki. Şaka yapıyorsun. Bak gerçekten söylüyorum. Bugüne kadar hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz, o bildiğimiz hemen hemen ayda iki kere yaptığınız, sen karıştır şefim. Tamam. Evet. Ayda iki kere yaptığınız hemen hemen mevsiminde lahana sarması var ya. Evet. Onu öyle bir şekilde hazırlayacağım ki. Kağıdı kalemi hazırlayın. Ekrandan harika ayrılmayın. Harika bir lahana sarması yapacağım size ama farklı bir yöntemle yapacağım. Gerçekten bayılacaksınız. Aa çok bambaşka sevindim buna. Çok pratik olacak. O kadar pratik olacak bir ki. Bir de bizi kolaylaştıracak hayatımızı mutfak. Tabii tabii. Biliyorsun benim en önemli özelliğim o. İyi, kolaylaştırmadan iyi yapma. O hani sürekli olarak böyle onu haşlıyorsunuz lahanaları evet, diğer taraftan evet çıkarıyorsunuz. Değil mi hanımlar? Evet, evet. Bugün bambaşka bir şey. O hiç haşlama falan yapmayacağız. Başka bir şey yapacağım size. Diyeceksiniz ki nasıl oldu ya biz yıllarca lahanayı niye böyle sarmışız diyeceksiniz. Aa çok güzel. Evet. Buna çok sevindim. Güzel. Evet aynen öyle. Bayağı bir hayatımızı kolaylaştıracaksınız. Tamam. Bakın, evet, bu arada bu hemen hemen hazır gibi. Bakın zaten renk aldı. Ölüyor zaten. Tamam hemen evet, şimdi bir mutabbelimizle yapalım tamam şefim. Önceden patlıcanları közledik sen. Evet. Evet doğru hemen hızlıca. Evet. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi 1-2 bıçak vurduğumuz zaman zaten. Evet. Yani biz de gelecek evimizde patlıcanları közledik. Bir güzel onları böyle evet, böyle evet, böyle evet doğruyoruz. Evet. Yeterli. Çok iyi. Sarımsaklı yoğurdumuzun içine atıyorum. Evet. Şimdi karıştırıyorsun onu. Tahin de vereceğim. Tahin de koyuyoruz. Yaklaşık 1-2 su bardağı kadar süzme yoğurt bakın kullandık. Evet. 2 diş sarımsak kullandık. Tahin. Bir çorba kaşığı ya da en fazla 1,5 çorba kaşığı. Tahini fazla tahin kaçırmamanız lazım mutabbelin. Elimizde susam varsa. Bakın susam var. Şöyle bir içerisine. Ay çok güzel oluyor. Ay hem çok basit hazırlaması kolay hem de çok lezzetli evet tarifli. Ay bugün çok güzel oldu bu. Kesinlikle. Evet. Şimdi o da bitti diğer taraftan. Hazır. Şimdi ne yapacağız? İyi bir aparatif, yoğurtlu bir aparatif hazırladığınızda mutlaka üzerine bir streç film kapatın ve buzdolabına koyun. Beklesin. O güzel bir şekilde beklesin. Neden? Ta ki kendi iç malzemelerin özdeşleşene kadar. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kavurduk.
Fakat yoğurtlu bir yine sarımsaklı yoğurt da karıştıracağız. Evet. Ama bunu yapmadan önce mutlaka bu güzel bademli fazı kavurmayı iyice soğutmanız lazım. Soğutmadan asla yoğurdu karıştırmıyorsunuz. Bunlar da önemli. Evet. Güzel püf noktaları. Şimdi biz burada devam edeceğiz efendim. Sizler zaten bunu takip ediyorsunuz. Daha çok tarifimiz var ama şimdi çok değerli bir konuğum var. Çok özel bir konuğumuz var. Emel Müftüoğlu var efendim. Emel Müftüoğlu hoş sohbeti, esprileri, dillerden düşmeyen şarkılarıyla Nergis zamanına gündem yaratmaya geliyor. Star'ın yeni yarışma programı Kocam Yaparsan'ın sunucusu Şef Esat Özat'a Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplıyor. Şef Özlem Mekik sofralarınıza renk katacak gül lahana sarması yapıyor. Birazdan Nergis zamanında. Hoş geldin aşkım. Hoş, ne güzel geldin. Gel. Kızlar gel, siz de hoş geldiniz. Ay canımsın. Hop. Gel canım benim. Ben ortaya şöyle böyle alayım seni. Ortaya oturdum. Oh süpersin. Ya evet, bir şey diyeceğim. Senin gerçekten böyle bir şansın mı var nedir? Yine çok güzel bir şarkı. Ya. Ha? Vallahi billahi çok güzel. Enerjik. Oh. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Mesela Yasmin'in de Sezen'in de söylediği bir şey, Emel'in şarkısını dinlediğimiz anda hemen dilimizde. Oh yani, ne güzel. Yani o güzel bir şey. Yaşasın. Evet yaşasın. Nergis de benim çok 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 kıymetlimdir.
Yani bayağı güzel güzel şeyler paylaştık. Çok. Hele ben boşandığım dönem var ya, sabah akşam beraberdik. Hayatta en çok da Emel'le Demet'e ne özenirdim. Sabaha kadar otururuz kardeşim, o sesler yine sabah billur gibi. Yani o nasıl güzel bir şey. Akşam şarkı söylerler falan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir günlerdir hep düşünüyorum. Akın akın insanlar gelirdi, senin ıspanak çorbandı değil mi o? Evet. Ya brokoli miydi, ıspanak mıydı diye ispanak düşünüyorum. Bizim bir güzellik merkezimiz vardı. Ve Nergis de orada kafede yemek yapıyordu. Evet. Kafeyi işletiyordu. Kafeyi işletiyordu. Doğru. Ve gerçekten bir ara böyle kafe şeyden daha çok, güzellik salonundan daha çok iş yapmaya başlamıştı. Herkes o çorbayı bekliyor deli gibi. Ne güzel şeyler yapıyordun ya. Ya gerçekten. Sabah neyi hatırlıyorum biliyor musun? Siz gelirdiniz böyle, bir şey yapardım böyle kantinlerde, okul kantinlerinde sosisli yapılır ya. Onu böyle yapardım, bir lezzetli olur. Bir de ıspanak çorbası. Çok acayip. Güzeldi. Gerçekten. Onun için süper olmuş ya. Ay canım benim. Sen bu konularda... Bu mutfakta güzel oldu diyorsun. Evet. Ama tabii Özlem şefimiz de üf, yani neler öğreniyoruz orada. Bakacağım bir şimdi. Bilsen. Tabii ki bakacağız hayat. O zaman ıspanak çorbası bu mutfakta da yapılacak Nergis abla. İnşallah. Bak, tamam yaparım. Tamam. Gerçekten yaparım. Şimdi hayatım boyunca... Kızlar burada biz bizeyiz, rahat rahat konuşayım. Hayatım söyle boyunca bebeğim. Yememek için, yani yemekten daha çok yememeye para harcadık biz. Çok güzel bir cümle oldu. Vallahi. Ya. Ay Emel süpersin. Vallahi billahi. Vallahi. Yani o kadar seviyorum ki yemek yemeyi, yemek yapmayı, güzel yemek yapanı. Bu arada da bazen bunu söylüyorum. Bir sürü arkadaşımdan da çok dayak yiyorum. Mesela ben erkek olsaydım, yani yemek yapamayan bir kadınla birlikte olmak istemezdim. Ben de istemezdim ha. Vallahi istemezdim. Doğru diyorsun. Ben de seviyorum yemek yemeyi. Çok seviyorum ya. Vallahi billahi. Ya yemek yapsın kadın yani. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Senin bir de en çok güldüğün ve aslında herkesin çok fazla yani bilmediği diyeyim. Mesela bize gelir Emel. Bizim evde toplanırız falan. Yasmin o zamanlar küçücük. Yasmin'le saatlerce oynar. Evet, büyükleri bırakırım, çocuklarla oynarım. Ben böyle bir şey hani, görmedim ama. Çocuklar... Düşünün artık zeka yaşımı diye. Hayır saçmalama, bu çok güzel bir şey. O nasıl bir şey ve artık şöyle olurdum ben hani yani neredeyse şeyce Emel'cim evladım gel sırtına ya, Yasmin çok... gel bir bakayım sırtın terledim. Acayip seviyorum yani evet, gerçekten. Çocukları. Çocukları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar evet, biliyorum. Evet, evet. Aynen. Çocukları çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum. Kitty ne yapıyor? Kitty yani, miydi kız? Neydi Kitty, adı? Kitty. Bir köpeğimiz var. Kızımın bir köpeği var. Tanıştınız mı bilmiyorum. Instagram sayfası var. Ayol. By Kitty diye sayfası var. Lütfen bir seyredin. Şarkı söylüyor. Bak gerçekten söylüyorum. Ve bir de ona şu anda şeyi öğrettim. Evde herkes uyuyor, sessiz şarkı söyle diyorum. Sessiz şarkı söylüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Vallahi sessiz söylüyor. Keşke ya. Keşke. Peki bir şey diyeceğim. Seyahate giderken yaptığını da anlatsana. Hani valiz toplarken siz mutlu oluyor siz de gelirken. Ya seyahate giderken ya biz bir yere gideceğimiz zaman evde oturmayı hiç sevmiyor. Ben hayatımda bu kadar gezenti bir köpek görmedim. Ve onun çeşitli isimleri var Kitty'nin. Menfaatçi köpek, gezenti köpek. böyle bavullar toplanırken bir koşuyor, çağrı öpüyor kızımı. Bir koşuyor beni öpüyor, deliriyor sevinçten. Sonra peki tatilden dönerken ne yapıyor? Otel odasında toplanıyor. Valiz toplanıyor, valiz toplanıyor. Kitty böyle. Böyle yapıyor. Bak valla böyle yapıyor. Kitty. Kitty. Ya çok komik yani. Dokunmayın bana diye. Yani ben bunalıma girdim. Gidin başımdan. Ay çok tatlı ya. Gerçekten çok, çok şeker. Ya. Müthiş bir şey. Tabii biz şimdi bunlardan konuşuyoruz. Ben yine şarkıya döneceğim. Klip de çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sevgili Deniz Akel ellerine sağlık. Deniz çekti klibi. Benim genellikle ezeli ebedi. hani böyle çok konulu monulu bir şey değilse. Hemen arkadaşlarımla olmasını isterim ben. Yani mutlaka arkadaşlarım olsun. Öyle de bir hatıramız olsun diye. Ve çok da güzel oldu. Yıllardır böyle dönüp baktığımızda bir sürü arkadaşım o kliplerde. Aynen. Bu da öyle oldu. Aynen. Bu aslında o kadar komik ve
Ben çok şanslıyımdır ya her konuda. Sen bunu çok söylersin. Evet. Ben de bunu söylemek de çok güzel, daha da şans getirir insana. Evet. Buna da inanıyorum. Çok, gerçekten çok şanslıyımdır. Mesela şimdi artık hani biz bizeyiz, her şeyi konuşuyoruz tabii. Ya kızlar. Artık eskisi gibi değil tabii her şey. Yani tabii. Bir dönem vardı mesela, o dönemde biz bayağı bir bol döküm yaşamışız. Yani yapımcılar işte albümlere bayağı harcarlardı, tabii. Masraf ederlerdi. Artık kliplere çok masraf edilirdi. E şimdi o yani, bolluk nerede anacığım? O bolluk kalmayınca her konuda. Hani imece usulüyle kendi imkanlarını falan yapmaya çalışıyorsun. Tabii. Daha kısıtlı imkanlar. Fakat şöyle bir şey oldu. Mesela bu klibin çekildiği yer Narmanlı Hanı ve yeni restore edildi ve kimselere şahane vermiyorlar. Evet. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Ne güzel. Mesela kiralamaya vesaireye kalksak altından kalkabileceğimiz bir şey tabii. Değildi. Öyle bir jest yaptılar. Sonra benim canım arkadaşlarım sağ olsun, onlar klipte oynadılar. Bir dahakine beni de çağır, beni hiç çağırmıyor. Severek. Vallahi bir dahakine hep birlikte oynayalım kızlar. İnşallah. Vallahi yapalım. Sonra bir başka arkadaşımızın ajansından reklam çekmek için çok yani gerçekten çok değerli yurt dışından modeller gelmiş. Evet. Ay ne olur o modelleri bize de göndersene yaptı Deniz Akel. Gönderdiler. Şaka yapıyorsun. Evet, orada dört bak tane işte öyle şansa çok var. Top model evet. Var. Evet, bu çok arada güzeller. Kılık kıyafet ne olacak abi? Kıyafet dediğin de az buz para değil. Aynen. Erol Albayrak sağ olsun defile için hazırladığı hani. Seninki şans üstü evet, bir şey olmuş yani. Serdi. Oo. Evet. Böylece gerçekten. Böyle işte şanslı. Çok güzel. Vallahi güzel ama ve çok da güzel bir şey çıkmış. Bir de sanki evet, böyle bir yerde oldu ya. İşaret dili mi? İşaret dili evet. Ben işaret dilini çok seviyorum. Hiç var mı yani aranızda böyle takılan yani merak eden? Yasmin et. Çok öğrenmek istiyor biliyor musun? Ya herkesin öğrenmesi lazım. Çok istiyor. Bak gerçekten günün birinde ha dersini alabiliyorsun. Ya. Yani kızım çok istiyor. Onu araştırdı. Şimdi şeyi alacak. Düşünüyorum ben. Hani eskiden böyle bir o dünyada ortak dil olsun demişler. Evet. İşte ne konuşalım? Esperanto yapalım. Karışık bir şey. Bir türlü altından kalkamamışlar. Aynen. Ve bana göre keşke çocuklarımız okula başladığında işaret dilini öğretselerdi. Olmalı. Çok doğru bütün diyorsun. Ve dünyada bir de ortak dil olsaydı çok bu. Çok doğru. Anlaşamayacağımız kimse yoktu dünyanın evet. Her yerinde ve şahane olacaktı. Ya okulda bu ders olarak olmalı biliyor musun? Bence en azından kesin, seçmeli ders olmalı en yani azından isteyen seçmeli öğrenmeli. Ders. Bence de öyle olmalı. Çok mantıklı. Bir de çok zarif bir dil ya. Evet. Yani evet. O seni seviyorum demeyi bile o kadar güzel anlatıyorlar ki. Doğru diyorsun. Yani az zaman vardı bir tane öğretmen buldum. Çok şeker, çok tatlı bir öğretmen. O da merak edip öğrenmiş ve sonra öğretmenlik yapmaya başlamış. Çok tatlı bir kız. Onunla çalıştık. Yani ama dediğim gibi çok keyifli bir şeydi. Devam ettirmeyi devam düşünüyor musun? Devam vallahi isterim yani. Vallahi bence de. İsterim yani. Bence de. Öğrenim. Onu ben o zaman ama senden ama sizlerin alayım. De öğrenmesi lazım. Ne i̇şte öyle. Ben, tabii. Yani mesela Yasmin öğrenmek çok istiyor. Yasmin öğrenirse mutlaka. Belki bana öğretir. Vallahi. Bu böyle böyle birbirimize öğretebileceğimiz bir şey çok, aslında. Çok ben senden şey. O ismi alayım sonra. Tamam vereyim. Ha, gerçekten. Vereyim. Bu arada ev yine kalabalık mı hayatım? Ben sana her gel... Emel'in evi. Yani ben daha Emel'in evini boş görmedim. Hep insanlar vardır, arkadaşları vardır, girersin, evet, çıkarsın, çok keyiflidir. Ya ben çok... de sevdiğim için. Şimdi bu aslında bence bu galiba doğuştan getirdiğimiz bir şey. Ben küçükken misafirler gelirdi, onların gitmesini hiç istemezdim. Kapıya serilir böyle gergef olurdum. Aynı benim çocuk. Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. Ha, gecenin bir yarısı olmuş, gitmeyin hospet edeceğiz diye. Bir de yani sen ama evde korkuyor musun tek başına kalmaktan? Öyle bir şey var mı? Hayatım boyunca evet. Hiç yani yalnız boş bir eve hiçbir zaman girmedim. Hiçbir anahtarla bir kapıyı açmadım. Sevmediğin için mi yoksa? Sevmiyorum. Yani o yani mesela yalnızlık diyorlar ki duygusu. Ya sen hani neden korkarsın ki sen? Ha. Ya bir şey o yalnızlık duygusu. Beni zaten bir saat böyle yalnız bırak bak bir saat sonra gel ağlamaktan şişmiş bulursun. Bak bunu bilmiyordum biliyor musun? Ben bunu sonra yalnız bir yerlerde senin bir sohbetinde sonra dedim ki evet Emel'in evi
hani hep dolu ve insan vardır ama o başka bir şey. Yani senin sıcak yönün. İnsan hayatında çok önemli dönemler vardır. Çok zorlandığımız dönemler vardır vesaire. Ben bunların en kolay arkadaşlarla atlatıldığını düşünüyorum. Doğru. Yani çok sevdiğin arkadaşlarınla bir araya gelince hani çocukları da oyalarsınız ya. Doğru. Onun gibi o yani beni mutlaka oyalarlar, o şeyden uzaklaştırırlar, o neyse artık o kötü olan her şey. Aynen. Yöntemi bu. Arkadaşlarıma da hep onu söylüyorum. Yani bir kere yalnız kalmayın. Yalnız kalmak çok fazla şey kurmanıza neden oluyor. Çok doğru. Yani kafanızda bir sürü şey kuruyorsunuz. Çok bir doğru. sürü şey sorguluyorsunuz. Doğru. Yani buna hiç gerek yok ki. Doğru. Ama sen bir de kıskançsın anacığım. Senin arkadaşın olmak da zor. Çok kıskançtır ha bilmiyorum. Dili geçmiş dil zaman çok, oldu. Çok, gerçek düzeldin ya, mi? Vallahi çok. Acayip tedavi ettim kendimi ben ya. Ama kıskanç olduğunu biliyorum o dönemlerde. Ya bu, söyler zaten. Bak bu konuda benimle. Arkadaşını falan kıskanır hani. Kıskançlık denildiğinde benimle yarışabilecek kimse yoktu bence yeryüzünde. Yani atıyorum çok sevdiğim birisi 3 kere çiçek sulasın evde ne yapıyor ya ne oluyor falan oluyordu. Çiçeği kıskanıyordum. Yani aynen, vallahi bak işte köpeği kıskanıyordum. Şey yani üçlü ilişki kurabilme ihtimalim yoktu arkadaş olarak da. Nergis'le arkadaşım Ayşe girdi devreye. Aa, istemiyorum. Yani istemiyorum. Ben zaten mesela senin o şeyini bildiğim için o zaman mesela Demet Sağroğlu, ben, evet. Emel hep bir aradayız. Ben bir geri dururdum yani kıskanç olduğunu bildiğim için. Ya o da işte yani çocukluktan getiriyorsun. Tabii, babaannem tabii. geldi ziyarete. O zaman Malatya'dayız. Hı. Babaannem camda oturuyor, okuldan çıkmışız. Çocuğun bir tanesi babaanneme babaanne dedi ya. Ha bu benim için. Ne diyorsun oldun tabii sen. Ya tabii. Canavar ya. Gibi. Tabii tabii yani olacak iş değil benim için. Öyle bilirim yani. Sahneye çıkıyoruz Erdal'la. Düşün bakar mısın başıma gelene. Erdal'la sahneye çıkıyorum. İkiliyiz. Sahnede bir insan şarkı söylerken şunu hesaplar mı? Erdal'ı kaç kişi alkışladı? Beni kaç kişi alkışladı? Abi. Bu kadar büyük hastalıktı. Ama çok tatlısın. Ben kendi kendimi tedavi ettim ve bunun bak gerçekten bütün kalbimle söylüyorum hayattaki en büyük sıkıntının bu olduğunu anladım. Nasıl tedavi ettin çabuk söyle. Çünkü böyle sıkıntısı bakın, bu büyük sıkıntı da verir. Bakın doktorla olacak iş değil arkadaşlar. Bunu kendiniz çözeceksiniz. Bunu insan kendisi çözüyor. Hı. Nasıl çözüyor? Nasıl çözüyor? Yani bakış açını mı değiştirdin? Bak ya çok fazla değiştirdim Nergis ya. Ay ne güzel. Şimdi çok o kadar iyi komik şey. Geliyor ki bana böyle seyrediyorum mesela bazı arkadaşlarım işte aha. paylaşıyoruz sorunlarını falan. Aha. Aslında bir sürü şeyin altında yatanın ne olduğunu görebiliyorum. Tabii. Yani ne bileyim işte bir sürü dedikodular yapılıyor. Birileri için bir şey. Ha bunların aha. asıl aha. nedeninin aha. kıskançlık olduğunu. Tabii. Fark ediyorsunuz. Tabii. Bunu fark edip insan kendini itiraf ettiği an zaten çözmeye başlıyor. Yani ben bunu neden yaptım mı bulursanız eğer gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Olgunlaşıyor muyuz anacığım ne oluyor? Ya bak her türlü hastalıkların anası bence kıskançlık. Doğru. Doğru. Çok vallahi doğru. billahi. Çok doğru. Bu arada şey nasıl gidiyor? Ayakkabılar hala tavladan mı? Ayakkabılar. Ama bir, dünyanın en iyi tavla oynayan insanı anladığım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bir ekonomik kriz var. Kimse oynamıyor benimle. Şaka ya. Orada da mı işler yine ekonomik krize i̇şler. Dayandı. Çok tatlı. Ayakkabı sektörüm biraz sekteye uğradı. Sarsıldı. Yalnız ya bu nasıl bir şey ben anlamıyorum. Ben mesela seni hiç yenen oldu mu çok merak ya ediyorum. Mutlaka oluyor. Var mı? Çok azdır. Mutlaka oluyor ama çok çirkef bir tarafım var. Yani mesela hasbelkader bir yenmiş olsun. Yani tabii ki bırakmıyorum yakasını. Yenene kadar diyorsun. Yenene kadar. Ama şöyle bir şeyim var. Bak şimdi bir şeye inanınca bu olur derler ya. Mesela benim bir arkadaşım gelmişti yurt dışından o zamanlar. Etiz zaman, güzellik salonu olduğu dönemlerde. Ondan sonra biz geldik. İşte o da çok iyi tavla oynar. Emel'le falan. Ay ben dedi ben çok iyi oynarım falan. Emel dedi ki ben kimse herkesi yenerim çok şanslıyım. Şimdi böyle oturunca. Karşı taraf hani Muhammed Ali Clay gibi sen durmadan moral konuşa olarak konuşa mı yeniyorsun? Tabii, moral evet. olarak. Ve gerçekten bütün... yani tavlayı koltuğunun altına verdi. Hayatta, altına. Hayatta her şey bak herkesin bir belli enerjisi var. Nereye yoğunlaşırsanız oraya doğru o enerjiyi de kullanmayı öğreniyorsunuz. Evet. Doğru. Yani
Hep hani bize söylüyorlar ya, buradan giriyor, buradan çıkıyor. Aynen. İyi enerji, kötü aynen enerji. Aynen. İyi olursa iyiyi kendine doğru aynen çekiyorsun ya da kötü bir şeyi kendine doğru çekebiliyorsun. Çok mesela doğru. Sürekli böyle şey gibi, Alice Harikalar Diyarı'nın tavşanı gibi işte böyle söylenip dolaşırsam ha, ben şanssızım. Bana olmaz ki zaten, böyle olmaz ki, bu kötü, şu kötü, aynen, bu kötü. Aynen, ben çok şanssızım, ben çok talihsizim. Anne gelirse benim başıma geliyor, ben hastalanırım. Ben işte hep hastalanırım, hep beni bulur. Asla böyle şeyler yapmayın. Aynen. Ne kadar iyi o kadar geliyor. Evet, evet. Pozitif olmak bence her zaman şahane. Şey, yemeğe çok düşkünüm diyorsun ya. Şimdi düşkünüm. Evet, yiyorsun. Çok düşkünüm ve ben, herkes biliyordur, biliyor musunuz kızlar? Ben mide ameliyatı geçirdim. Niye oldun ama o kadar, sen o kadar değildin aşkım. O kadar değil şimdi. Ama sağlıkla mı alakalı? Şöyle söyleyeyim. Ha. Yani şekerim çok yüksekti, kolesterolüm çok yüksekti, durup dururken olmuyor tabii. Bunu da burada paylaşmak lazım çünkü. Tabii paylaşalım. Sağlık açısından önemliydi. Açısından. Ben çok düzgün beslenen bir insan değildim. Yani bunu bir türlü başaramıyorum. Çünkü çok düşkünüm yemeğe. Yani her şeyi seviyorum ya. Hani şunu da ayır deyin bana, yok ayıramam yani. Her şeyi çok seviyorum. Bir de yani ekmek yiye ekmek kafa oluyoruz tabii ki çünkü. Ama doğru. Küçüklüğümüzden beri bize bir ekmek durumu var yani. O ekmekte de bir alışkanlık oluyor tabii. Aynen, aynen. Halbuki kendini ekmek yememeye de alıştırabiliyorsun. Bir de iyi ekmek var, kötü ekmek var. Onlar da bir de aralarında şey yani. Evet, hani artık yani ekmekler eskisi gibi değil. Osman Hoca bana şey dedi en son konuştuğumuzda gittiğimde. Hani böyle tahıllı ekmekler evet var ya. Böyle taneli maneli. Evet. Mesela onlardan da tüketmememiz gerekiyor. Onları da yemememiz gerekiyor. Gibi. Yani mesela süt çok severiz, peynir çok severiz. Detoks kampına gittiğimde sütün ve peynirin insan ömrü için ne kadar zararlı olduğunu öğrendim. Peynir yiyin, süt için öyle değil işte işler. Değil tabii ki. Onların çok gerçekten ama herkese göre değişiyor. Kafamızı da çok karıştırıyorlar. Bakın aynen, ben size bir hikaye anlatayım. Anlat. Şimdi bunu hep anlatıyorum. Anlat. Ben küçükken 17-18 yaşıma kadar sadece yumurta yedim. Sabah çok okula giderken severim haşlanmış yumurta. Öğlenleyin gelirdim yağda yumurta. Akşamleyin mutlaka bir yumurta. Ama hayatım önüne sen de her şeyi. Beni doktor gezdiriyorlardı beni. Bu çocuk yumurtadan başka bir şey yemiyor, yemiyor diye. Otlara falan alerjim vardı. Ot mot görmeyeyim. Masada gördüğüm zaman ağlamaya başladım. Salata, maydanoz kokuyor, o kokuyor, bu kokuyor. Lahana pişirdiler mi, eve girmek istemiyorum falan. Çok iyi. Doktor gezdiriyorlar. En son bir tane yeni bir doktor geldi. İşte dediler ki bu doktor işte çok iyi falan. Ona götürdüler beni. Doktor da anneme soruyor işte geçirdiği hastalıklar vesaire. Hiçbir şey. Çocuk hastalıkları da dair hiçbir şey geçirmedim. Ben çelik gibi bir çocuğum yani. Acayip kuvvetli, çelik gibi bir çocuğum. Çok zayıfım ama. Kuvvetlisin. Sadece yumurta yiyorum. O zaman adam dedi ki ya bırak yesin o zaman ya dedi. Yani söyleyeceğim. Her şeyin iyi. Şimdi. Vücut onu istiyorsa. Onu yani o kadar kafamızı karıştırıyorlar doğru, ki. Doğru. Yumurta çok sağlıklı. Sonra birisi çıkıyor diyor ki hayır yumurtada kolesterol var. Doğru. O zaman yumurta yemeyelim diyorsun. Sonra yumurta yemiyorsun. 2 sene sonra başka biri çıkıyor diyor ki yumurta aklandı. Yumurtada kolesterol var. Çok doğru. Çok ama doğru. Ama siz bizim şu kafamızı aklandı karıştırmayın. Ben tereyağı seviyorum. Tereyağını bıraktırıyorsunuz bana. Sonra diyorsun mutlaka tereyağı yenilmesi lazım. Yani çok haklısın. Çok artık haklısın. Buna bir ortak karar verelim. Bence burada ortak olan tek bir şey var. Doğa. Kendinizi doğa ve o kadar sorgulamayın. Ben ne yaptım, ne yaptım? Yani aynen. Bence formül sadece şey. Vücut kendisi sinyalini veriyor zaten. Aha. Kendinizi iyi hissedin. Yani hı-hı, tabii ki sporunuzu yapın. Bir tek şeyi çok iyi biliyorum. Her şeyin fazlası zarar. Çok İyi doğru dediğiniz otlar bile zarar. Tabii her ki şeyden yiyin ama makul, mantıklı miktarda yediğiniz zaman bence problem çözülüyor. Ben bu konuda kendimi eğitemedim hala ama inşallah onu da başaracağım. Hani size böyle konuşuyorum ya.
makul, mantıklı miktarlarda doğru diyorsun. Gözüm doymuyor. Yani eskilerin her lafı o doğru olduğu gibi bu da azı karar çoğu zarar durumu var efendim. Aynen. Şimdi bizim Emel Müftüoğlu'yla birlikteliğimiz devam ediyor. Mutfakta çok güzel tarifler, lezzetler var. Takip ediyorsunuz efendim. Yeni lezzetler de var. Bizden ayrılmayın, kısa bir ara. Star'ın yeni yarışma programı Kocam Yaparsa'nın sunucusu Şef Esat Özat'a Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplıyor. Yani en çok kullanılan iki tane yağ var. Bir zeytin yağı, bir sıvı yağ. Şef Özlem Mekik sofralarınıza renk katacak gül lahana sarması yapıyor. Birazdan Nergis zamanında. Efendim, hem lezzetten iyi anlayan, değil mi? Anlarım. Anlarım. Bak, gerçekten hiç çok da acımasızım bu konuda. Yani eyvah. Ne olur Nergis, şunu anlatayım bak. Anlat. Şey, bir uzun yolculuktan dönüyoruz arabayla. Ondan sonra çok acıktık. Ve şey, hani bir yere girip bir şey yememiz lazım. Çok boğazına düşkünüm ama bir taraftan da yediğim şey değmeli yani. Güzel olmalı. Yani güzel olmalı. Bir şeye girdik, restorana girdik. Benzinlik gibi bir yer tabii ki. Mercimek çorbası vardı. Mercimek çorbası da istedim. Ya bir insan bu kadar mı huysuzlanır bir şey kötü olunca? Bak kendimi şöyle buldum ortada. Bir şey soracağım. Buradan bu kadar insanlar geçiyor. Yani çok ayıp. Yani şu mudur yani? Çorba bu mudur? Bu bir mercimek çorbası ya. Bunu mu yapamadınız ya diye kendimden utandım. Yemin ediyorum. Ne yapıyor olabilir? Yani dur kızım, utandım. Korka korka veriyorum şimdi. Ama biz kendimizden bak, eminiz değil mi şefim? Evet. Bir tane çatal verin bana. Bak şimdi barbunya çok önemli. Tamam. Zeytinyağlılardan anlarsınız zaten. Diyorsun. Vallahi hadi bakalım. Bir plakiye bakalım. Hadi bakalım. Ya bunu bana yapmayacaktınız ha. Yaparız yaparız biz kendimize. Vallahi söylerim. Biz şefimizden evet. Eminiz. Peki. Söyleyeceğim. Söyle bakalım. Şüphe yok. Bak bak bize de bak nasıl böyle kalmış. Hadi bakıyoruz arkadaşlar. Hadi kız. Bu ne be? Yalancı. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Barbunya'dan anlarsınız. Pilavdan anlarsınız. Yemeklerin şahane. Güzel olduğunu. Çok güzel olmuş hocam. Biraz bir lokma daha sanki şekeri olması lazım. Bak. Bir lokma. Bir eleştiri var. Bak. Peki şurada bak bu da neydi biliyor musun? Kayısılı fava. Evet. Fava. İlginç ama sevmezsen herkes fava sevmez. Buna bak bence istersen. Evet. Bak uzmanlık alanlarımdan birisi. Hadi bakalım. Atom. Şimdi onun bir de yapımını göstereceğiz bu arada. Aa, atom evet, mu yapacağız? Atom yaşasın. Yaşasın. Hem görüntüsünü de görsün. Hemen tadına size. Önce bakalım. Ben de bakayım. Evet, böyle sahne. Olmalı. Vay! Evet. Bravo o zaman. Böyle olmalı. O zaman hadi biz hemen tarifimize geçelim. Tamam. Bana bak Emel'e de karıştıracak. Çok kolay gibi görünüyor ama bunu kimse yapamıyor. Doğru. Söyleyeyim evet. Bak bir sürü balıkçılarda vesaire çok oluyor bu biliyorsunuz. Ama bir sürü yer bu kadar güzelini yapamıyor. Şimdi ellerinize farkını sağlık. Söyleyeyim mi o zaman? Hemen size farkını söyleyeceğim. Bu arada Fırat Şef yapıyor olacak. Evet. Diğer taraftan birincisi iyi bir atom yapmanın her yerde hemen hemen yediğiniz bir şey. Ama atomu ne yapıyorlar? Sadece Arnavut biberiyle hemen yağını kızartıyorlar, böyle kızdırıyorlar. İçerisine bir süzme yoğurt, sarımsak koyuyorlar, çırpıyorlar. Hadi size oldu atom. Olmuş. Hayır efendim, afiyet atom mu değil. Canım. Atom içinde mutlaka ve mutlaka patlıcan olmalı. Önce onu söylemek lazım. Şu anda yediğiniz o atomun içerisinde de patlıcan var. İstediğin gibi yiyebilirsin bu arada güzelim. Evet. Bak böyle. Şimdi közlenmiş patlıcan. Şunu merak ettim. Mercimek köftesinde niye Hindistan cevizi var? Bak bakıyorum. Bakalım. İşte niye var acaba? Niye var acaba? Bakıyorum. Dur ben de bakayım da. Yani değişik geldi. Dur bir bakayım ben de. Atıyorum. Farkımız burada belli oluyor. Evet. Ama yakışmış be kızım. Beğendim ben. Beğendim, biraz çok beğendim. Vallahi çok Hindistan beğendim. Hindistan cevizini hiç düşünmemiştiniz değil mi? Hiçbir bağlantı kuramamıştım ama gerçekten çok güzel olmuş. Aşırı yakışmış ve çok güzel çok olmuş. Çok güzel ellerinize olmuş. Sağlık. Afiyet ellerinize olsun. Sağlık. Deneyin. Kırmızı çok güzel yağ. Olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Kırmızı yağ. Kırmızı yağ nasıl yapıyorsunuz hacım? Bir anlat önce. Kırmızı yağı, pul biber, Arnavut biberi. İsteğe göre acı biber salçası da kullanabilirsiniz. Hepsini güzel bir şekilde. Az zeytinyağı, az tereyağı ile kavuruyoruz iyice. Ve şu rengi elde edene kadar bakın kıpkırmızı. Çok yakmayın bakın bu şekilde.
Evet. Ve gördüğünüz gibi aslında bu. Atom bu şekilde budur. Olması gerekiyor. İyice çırpılması gerekiyor. Sarımsağı tuz oranı da iyi olması gerekiyor. Patlıcanımızı ezdik. Sarımsağımızı evet. Koyduk. Yoğurdumuzu koyduk. Ve kırmızı biberimizi koyduk. Doğru. Aynen öyle. Onu birazcık daha şimdi ben alacağım. Şimdi kimse böyle şey zahmetli çalışmıyor. Bunda genellikle beyaz yoğurtla yapıyorlar evet. Ve getirin. Bunu koymuyorlar. Okay. Evet. Kırmızı yağ dediğim gibi çok önemli. Ve benim şu anda da böyle duruyorum ama alev alev yanıyorum ha. Ve değil mi? Acısı da tam böyle güzel. Süpermiş. Ve benim size özel bir tavsiyem de var. Kırmızı yağınızı mutlaka evinizde bulundurun. Zeytinyağıyla. Güzel kavanozda biri. Dursun. Evet, kavanozda her zaman dursun. Bu tarz doğru diyorsun. Acil misafirleriniz için hiçbir şey olmaz ya. Çok Arnavut biberle birlikte böyle güzel bir atomuz güzel bir şey tüyo verdin evet. Bize. Bunu aynen. Böyle köşede tutmalı zeytinyağlarının evet. Yanında. Şimdi yine dinlendirmeyi alacağız bunu. Şimdi ne yapıyoruz ustacığım? Hellim kızartması kızgara. Yapıyoruz. Bu da bir ara sıcak olarak çok düşünebilirsiniz. Severim. Ben de çok severim. Bir şey çok. Söylemek istiyorum. Söyle söyle. Bu hellimi ben bir gece önceden sütün içine bırakıyorum. Aa. Yes. Evet. O ne yapıyor? Bütün tuzunu alıyor. Tamam. Ve inanılmaz bir lezzet veriyor. Sonra aa, da tavada çeviriyorum ve çok keyifli oluyor. Böyle deneyeyim bir de. Hiç aa, daha önce deneyim. Aa sen una koyuyorsun. Evet. Evet. Bak bu da böyle değişik. Şimdi una sonra aa, yumurtaya. Yumurtaya. Bunu hiç görmemiştim. Bu da İnanılmaz yeni. Lezzetli bir şey aa, oluyor. İki gerçekten. Tane farklı bir şey öğrendim. Bir Emel'den evet. Bir sizden. Emel'inki sütlü onu yapacağım sonra da bunu yapacağım. Aa, evet bu aynı yumurta. Zamanda hellim kızartması olarak geçiyor. Susam. Aynısını. Ha susam. Evet. Oo. Keçi peynirinden de yapabiliyorsunuz. Çok eğer keçi peyniriniz olur. Varsa çok lezzetli oluyor. Keçi peynirinden de güzel olur. Evet. Evet. Keçi peynirinden de yapabiliriz. Biz hellim başka neyden? Ettik. Ha keçi. Keçi peyniri. Tabii. İkisi vallahi çok güzel. Kızartacağız. Evet. Tekrar un. Oo çok bakalım. Güzel. Görüntü de ne güzel oldu. Pane. Pane oldu. Pane oldu. Yumurta. Çok güzel. Bak bunu da deneyebilirsin hemen. Bunu deneyeceğim. Hemen dene. Deneyeceğim. Misafirlere. Peki tuzu ne oluyor hellimin? Tuzu suda beklettiğinizde gitmiş oluyor. Ha, sen suda beklettiniz. Biz suda yani. Beklettik. Okay, tabii tamam. Suda beklettik. Tamam. Bunun dışında bir de servis yaparken özellikle ara sıcak olarak. Hı-hı. Mesela Ermeniler genelde sahanaki olarak geçer bu. Evet. Ve aynı zamanda da balla servis ederler değil mi? Evet. Aa. Üzerine bal evet. ilave ediyoruz. Bal da dökebilirsiniz böyle aa. Üzerine. İnanılmaz oo. Lezzetli oluyor. Susamla o güzel hellimin tadı. Ya da keçi peynirle yaptığınızda kızarttığınız zaman inanılmaz lezzetli oluyor. Ben tatlı tuzlu çok severim. Evet. Ben de. Yakışıyor. Güzel oluyor vallahi. Değil mi? Ben kekle zeytin yerim ya. Yok yok ben şey de söyleyeceğim severim. Ben de kekle zeytin peynir yerim ya. Ben de kekle kaşar peynir falan yerim. Dil peyniri inanılmaz lezzetli olur. Ya ben mesela ay bak bir gün sen çikolata yapımı burada yaptın. Evet. Mesela tuzlu ve biberli de yapalım bir gün çikolata. Peki şu bugün tarifini verdiğiniz şey. Evet evet bir tadına bakmak bakacağım. İster misiniz onu da? Hadi bir bakın. Bir de aynı zamanda hazır zeytin demişken orada bir zeytin salatası var gördünüz mü pancarla falan. Onu da bir tadına ha, bakın. O da çok çünkü güzel o da ızgara duruyor. Zeytinle yapılmış bir salata. Çok güzel değil şahane. Mi? Şahane. Çok güzel. O gerçekten çok güzel. Hmm, kızartabilirim şahane birazdan. Tamam. Tamam. Ya, tamam. Tarifi seyrettim, var. Aldım. Aynen. Zaten evet. Nergis zamanında bütün tarifleri tekrar görebilirsiniz evet. Değil mi? Sosyal aynen medya öyle. Hesaplarımızda. Şimdi ne yapıyoruz? Çok az hı-hı. Bir yağ koyuyoruz tavaya hı-hı. Değil mi evet. Anlat istersen. Biraz ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı kullanmıyorum. Çünkü zeytinyağı ısıyı gördüğü zaman yanacaktır. Ha, İyi bir hava vermez. Ürünümüzün tadını bozar. Tamam. Gördüğünüz gibi una buladım, yumurtaya evet. Buladık, susama buladık. Buladık. Bu şekilde yağım kızdığı zaman da kızartacağım. Bir gece önceden ıslattık. Bir gece önceden ıslatıyorum. Evet. Şefimin tuzunu yaptığı aldık. Gibi dilim dilim de bu şekilde de yapabilirsiniz. Ha, güzel. Evet, minik kürdanlara batırabilirsiniz. Kürdanlar koyarak. Ve onlarla da böyle güzel kızartma işlemi güzel. Yapabilirsiniz. Evet. Evet. Hadi şefim yap bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yağımız da kızdı. Oh. Burada en önemli dikkat etmeniz gereken nokta susam inanılmaz hızlı kızarır. Hmm. O yüzden de mutlaka evet başında bekleyin. Yani susam. Şöyle telefonunuza falan ucundan bakayım demeyin. Çocuklar da sakin ders çalışırken falan yapın. Evet. Değil mi? Anne evet, anne dediği öyle. Anda biter aynen olay. Öyle. Aynen öyle doğru. Ama biraz sonra yapacağımız bu arada bir lahana sarma sen hangi tarifi yemekleri vereceğiz. Ay pardon. Lahana ama farklı. Çok özel bir şey ve sürprizli. O yüzden evet. Bizi muhakkak izleyin yani hiç sakın bir yere gitmeyin. Sen en çok hangi yani en sevdiğin en güzel şunu yaparım dediğin ne senin? Bak benim çorbamı biliyorsun ben seninkini bilmiyorum. Sen bana hiçbir şey pişirmedin. Mesela
Ezogelin çorbasını iyi yaparım. He, severim. En sevdiğim çorba. Yani çok severim. Geleneksel Türk mutfağının en özel çorbası. Şehriyeli tavuk çorbasını çok iyi yaparım. Genellikle evet. de iyi yaptığım için de kimseninkini de beğenmem. Ya yani çok diye. Zor bu kadına. Evet. İyi ki benim çorbamı beğenmişsin kız. Yanmıştı. Börek yaparım. Afyon, baba tarafım Afyonlu. Afyonlu evet. olduğum için çok iyi mercimekli börek yaparım. Ve genellikle bilmeyenler ne oluyor diye böyle... Bir şey yapama kendilerine gelemezler bu nasıl güzel bir şey diye. O zaman bir gün istiyorum hiç bana bunu yapmadın. Memnuniyetle, memnuniyetle bir gün canım. Yapayım getireyim burada. Ay ne güzel burada. Olur inşallah. İnşallah. Güzel. Bir renk alıyor. Evet rengi yavaş yavaş. Şey yaparız gelirsin burada bize yaparsın. Yaparım, evet. Tamam. Yaparım. Bir gün öyle bir şey yaparız. Tabii tabii. Tamam. Bir gün burada yaparız. Bize mercimekli böreği yaparsın. Şahane un helvası yaparım. En sevdiğim. En sevdiğim. Evet. Tamam. Kızarıyor. Şimdi kızarıyor artık. Sonra size bunların hepsini ikram ediyor olacağız. Tabii ki. Ne kadar güzel. Susam renk aldıktan sonra isteğe göre bunu fırına da verebiliriz. Hı hı. 80 derecede 2-3 dakika. Hafif peynirin daha yumuşak, daha erime kıvamında olmasını istiyorsanız 3-4 dakika fırına gösterebiliriz. Ha, böyle bir şoklayıp sonra bir fırına dışarıya olabilir. Çok i̇steğe güzel. Bağlı. Ama bu şekilde de tercih edilebilir. Tercih. Yani. Bence de böyle şahane ya. Bence de. Güzel yani. Bu şeyde de güzel ya sabah şöyle hani i̇şte pazar günleri pazar günleri kahvaltısında değil mi? Kesinlikle. Evet. Aynen. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Ne kadar keyifli bir şey yemek ya. Yemek yapmak da keyifli. İnsanı dinlendiriyor mesela ben mutfağa girdiğim zaman böyle her şeyden uzaklaşıyorum bir şey yaparken. Meditasyon gibi ben diyorum. Ben de çok keyif alıyorum. Evet. Evet birazcık böyle kızarmış olması daha lezzetli hale getiriyor bu arada. Hı-hı. Bu da önemli. Susamına özellikle dikkat edeceğiz. Ama şimdi yemeyeyim bak şöyle bence. Ne güzel oldu. Yok yemi. Aa korktu bizi. Ay. Diyor ki bu kadın benim için ay, her şeyi patlıyor. Ben mutfağda oluyorum. Ona bakıyorum, buna bakıyorum. Yok neden? Neden diyecek? Çok sıcak. Tabii yanarız. Sonra Emel Hanım'ın güzel sesini dinleyeceğiz daha. Çok haklısın. Çok haklısın. Bu arada Emel Hanım mutfakta şarkı söylüyor musunuz yani yemek yaparken? Hiç. Çok merak ediyorum. Hayatım boyunca hiç öyle bir şey olmadı. Çoğu ses sanatçısı, şarkıcı söylemiyorum diyor biliyor musun? Yok öyle mi? Aa, evet herkes. Kime sorsak diyorlar ki yok mutfakta söylemiyorum. Benim standart sorum çünkü. Çok yani azı söylüyor. Yani ben aslında evde genellikle öyle şey yapmam. Bak, ben bir de kendimi de dinlemem öyle ya. Bir yerde de böyle hani jest olsun diye açarlar ona da gıcık olurum açmasınlar. Bir değişiyim ya. Ama diyorum ki bir gerçekten seyirciden de istek var. Hazır şarkı da demişiz. Evet. Şu şarkını bize bir daha söyler. O zaman sen abi çok ayakta bir enerjik bir şekilde. Evet. İstersen burada da söyleyelim. Burada söyleyelim. Kızlarda... Mikrofonunu da verebilirim istersen. O zaman mikrofonumu da alayım elime. Al istiyorsan al. Tamam. Fark etmez.
Ya diyeceğim, bunun rüzgarı yazın falan gerçekten böyle acayip gider. Harika. İnşallah. Vallahi inşallah. Ay ben falan öyle bir sarma yaparım ki şimdi var ya. Oh, diyorsun değil mi? Gerçekten yani eminim ekran başında da bu kadar eğlence. Hemen lahanalar alın. Bak evet, mutfakta şarkı şimdi söylemem ama böyle güzel yemek yapan birinin tepesini istedin. Ay canım benim. Emel'ciğim şöyle önce Emel'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü sanırım bir yere yetişmen gerekiyor. Evet, bir toplantımız vardı. Evet. Hadi ben inşallah hayırlı olsun. Ben TV'de şey yapıyorum, program yapıyorum. Ooo hemen söyle. Show TV diyorum. Show Radyo'da. Show Radyo'da. Cumartesi günleri saat 16'da konuklarımla çok eğlenceli böyle küçük küçük tatlı yarışmalar yaparak. Aa çok şey oldu. Hemen. Aynen. Bekleriz efendim. Canım sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Çok kırmadın, geldin, ben mutluluk verdin o güzel sesinle. Ya yeriniz de çok güzel, çok rahat. Çok teşekkür ederiz. Ama uzaklarda değil. Onun evet için ben ara ara kaçar kaçar gelirim. Aman kaçar canım, kaçar gelirim kızlar. Bay bay. Ben de sizi seviyorum. Seni seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Star'ın yeni yarışma programı Kocam Yaparsan'ın sunucusu Şef Esat Özat'a Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplıyor. Yani en çok kullanılan iki tane yağ var. Bir zeytinyağı, bir sıvı yağ. Birazdan Nergis zamanında. Ya canım Emel'im ne güzeldi değil mi? Ne keyifli, şarkı şahane. Kendisi zaten her zaman şahanedir. Şimdi efendim biz mutfağımızda devam ediyoruz. Özlem şefimiz müthiş bir şey yapıyor. Şimdi bakın nasıl değişik bir şey yapıyor. Bakın şimdi bütün bildiğiniz o lahana sarma var ya onu bir kenara bırakın. Koyun bir köşeye. Koyun. Yaklaşık bir saati, bir buçuk saati alıyor değil mi? Evet. Ben şimdi size hemen yayın esnasında bir tane güzel orta boy bir lahanam var. Bakın şimdi bu lahanalardan birkaç yaprak aldım ben, haşladım. Yani sizin sistem. Yani aynı. Biz yaparken evimizde ne yapıyoruz? Yaparken lahanayı alıp haşlıyoruz. Bu haşlanmış olan lahana. Tamam. Şimdi bir de dondurucuya attım ben lahanayı iki gün önce. Bir dakika şimdi aldın evet, çarşıdan. Evet, dondurucu sadece yaptım. Üstteki yapraklarını çıkarttım. Hiç sadece suya tuttum ve yıkadım. Evet. Ondan sonra aldım onu, güzel bir şekilde dondurucuya attım bir poşetin içinde. Şu an donuk poşetin bulağına içinde. Bakın tamam, donuk. Taş gibi donuk. Gördün evet mi? Donuk. Donuk. Donuk bir lahana var elimde. Şimdi diğer tarafta şurada kettle'da sıcak suyumuz evet, var. Evet, vereyim Nergis abla alayım evet, sıcak suyu alayım. Ay, şimdi senden. Bak şimdi hızlıca size harika bir lahana sarma yapacağım. Ve şimdi bu güzel sıcak suyu şefim yaprak yaprak ayrılacak. Bakın şimdi bir nevi buzlu olan lahana hemen dökelim sıcak suyuna. Çok ilginç. Bak bak çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. Şimdi o kendi kendine yaprakları açılacak. Bak şimdi. Evet böyle yavaş yavaş ben bunları açmaya başlayacağım. Çok ilginç. Bak şimdi. Evet. Hem de hızlı bir şekilde yumuşayacaklar. Evet. Zaten damarlarını kullanmıyorsunuz değil mi evet, sizde? Bakın şu anda diğer bu lahanadan ne farkı var? Şimdi bu beklemiş bir lahana. Dur bakayım. Birazcık daha. Ne farkı var Nergis abla? Hiçbir farkı yok çocuklar, inanamıyorum. Ve birazcık daha hızlı. Ama ne kadar çok tabii şöyle de bir şey var. Aha. Yaprakların üzerindeki o sıcaklık geçtikçe tabii ki o yumuşama işlemi geçecek. O yüzden kettle'ınız hep yanınızda olsun. Böyle, ara ara gibi böyle yeniden evet dökeceğiz. Mesela şu kısmı birazcık daha donuk kalmış. Evet. Şimdi alayım şefe. Evet. Bak şimdi her birinden ilginç böyle. Lütfen evlerinizde deneyin ve bana yorum yazın olur mu? Bu çok önemli. Bunu bekliyoruz. Bunu çünkü bekliyorum. Bu gerçekten çok ilginç. Yani hiç böyle haşlamaya falan gerek yok. Al çarşıdan buzluğa at torba içinde. Şöyle evet bir yıkadıktan sonra. Evet sonra üstteki yapraklarını al. Şimdi böyle derin güzel tepside evet kaynar suyu tutun evet bu şekilde. Hanımlar biz pratiğin peşindeyiz doğru muyum? Evet. Biz her şeyi pratik yapmamız lazım. Bak nasıl kolay açılıyor. Çık diye çıkıyor. Bir de yumuşacık. Şimdi, dur ver bakayım kız. İnanamıyorum ha. Gerçekten. Neden biliyor musunuz? Buzlukta zaten o iyice böyle sertleşiyor ve şoklanmış oluyor. O nedenle şimdi şefim sen bunları ayıklaya dur. Ben bu arada hemen diğer taraftan evet iç harcını hazırlayacağım lahana sarmasını. Çünkü bugün yapacağımız lahana sarma
bildiğiniz öyle evimizdeki yaptığımız lahana sarma yapmayacağız. Gül böreği var ya, evet. Gül böreği şeklini vereceğim o lahana sarmaya. Birazcık farklı. Hem yapılışı farklı hem de fırına atacağım bugün. Değişik. Yani tencerede pişirmeyeceğim lahanayı. Şimdi benim yaklaşık yarım kilo bir dana kıymam vardı. Evet. İçerisine ben iki soğan kullanıyorum. Bu şekilde sarma yaptığım zaman genelde birazcık daha soğanı bol kullanmayı tercih ediyorum ben. Ve biliyorsunuz kıymayı çiğden. Pirinç, bulgur ne varsa ne kullanmak isterseniz tercih tamamen sizin. Ve diğer taraftan birazcık da hemen domates salçası alacağım şöyle. Bunu üzerine salçalı sos da yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Nasıl arzu ederseniz. Şu anda malzeme listemizi ekranların sol tarafında görüyorsunuz. Ama ben aynı zamanda orada nane yazmadım. Nane çünkü tercihen kullanılan bir üründür. Ama ben çok yoğun kullanırım. Özellikle sarma ve dolmada bayılırım naneye. Ama herkesin tabii ki tercihi. Tabii ki. Pul biber'siz asla olmaz. Birazcık mutlaka kimyon kullanıyorum. Evet. Karabiber'siz asla. Sen ne kullanıyorsan ben artık onu kullanırım. Gerçekten çünkü yaptığın her şey çok lezzetli oluyor. Çok teşekkür ederim. Ve tabii ki maydanoz. Şimdi hepsini iç harcını karıştırıyorum. Şimdi. Fırat'cığım ne güzel ayırdın bak sen de ısındı ısındı. Evet şimdi güzel bir şekilde karıştırma işlemi yapıyorum. Çiğden kullanıyorum her şeyi. Diğer taraftan Nergis abla arkada canım, şöyle söyle. Bir kasem var gördün mü? Şunu mu istiyorsun evet, bebeğim? Evet. Şimdi bak birazcık zeytinyağı alacağız. Birazcık da su koyacağım. Şimdi zeytinyağını döküyorum. Sosunu hazırlayacağım şimdi. Çünkü ben bu lahana sarmasının içerisine suyla bir sos hazırlayacağım. Bunu istersen salçalı da yapabilirsin. Bak orada salça ayırdım. Salçalı da yapabiliriz. Dökeyim mi içine salçayı istiyor musun? Evet dökelim. Şimdi ben sana vereceğim. Sen de diğer taraftan onu yap. Şuradaki salçayı. Evet bunu dök. İçine karıştıracağım. Evet güzel bir şekilde karıştır. Böyle bir sos olsun. Domatesli de bir sos olmuş olsun. Şimdi iç harcının iyice karışması lazım. O nedenle güzel bir şekilde yoğurma işlemi yapacağım. Şimdi şefim diğer taraftan da gül şeklinde ilk biz yayına girmeden önce. Tabii Fırat şefim mutfaklarda profesyonel şef ve alışmış. Tabii. Diyor ki nasıl saracağız anlamadım diyor. Ay çok dedim şeker. Dedim ki şefim biz evde gül şeklinde saracağız. Sizin restoranlarda yaptığınız gibi değil. Aynen. Şimdi esas şef de bana diyordur ki şimdi izliyordur. Diyordur ki hiç olur mu öyle gül şeklinde lahana sarma. Vallahi şefim olur. Bak birazdan gelecek ona bak, da soracağız. Göreceksin olacak. Olacak. Ben de olmaz dedim de. Ama oldu olur, değil olur mi? Olur galiba. Tamam. Şimdi senin tahtan arkada ama getireyim. Şurada kesebilirsin arzu edersen. Ya da ben sana bir tabak vereyim istersen. Tamam. Şimdi bir tane kesme işlemi Esat yapalım Esat şefim ama. Kulaklıktan tamam. Söyle bakayım hadi yarışmadaki gibi bana. Nergis şöyle soldan çevir karıştır, sağdan çevir karıştır. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Esat'cığım şunu al. Şimdi buradan lahanamı hemen şu damarlı olan kısmın kenarında kestim. Evet. Tamam mı? Diğer tarafta şu damarlı kısım var ya, burayı kullanmıyorum ben. Şimdi. Ay bir sos yapmışım çok güzel olacak dolma çok dermişim. Çok sayemde dolma yıkılacak. Şimdi bakalım Esat ne diyecek benim dolmaya. Bak şimdi Esat'cığım. Görüyorsunuz değil mi? Lahananın yarısını al. Şimdi şuradan bir kaşık alacağım. Evet. Bu kaşıktan hemen şöyle. Kıymamızı aldık. Kıymamı alacağım. Şöyle. İnce sülün gibi saracağım. Bak şimdi. Çok güzel. Bak şimdi. Çok güzel bu oluyor ha. Güzel tarafını kullanın. Tamam mı? Hiç sana açılmayacak. Aa çok bakın beğendim. Şimdi. Evet şunu da şöyle çektim. Yönetmenim görüyorsun değil mi? Şimdi sarıyorum böyle ince uzun. Evet upuzun. Upuzun sardım. Hem şık hem kolay gibi. Şimdi oradan bakın şimdi gül böreği şeklinde. Hadi gülü görelim. Çeviriyoruz şimdi. Evet. Bak gül böreği. Gül böreği gibi. Şeklinde gördünüz mü? Bak, böyle de yerleştireceğim. Böyle gördünüz mü? Gül vallahi böreği şeklinde. Güzel. Hani bravo. Alkışım? Bravo. Hani alkışım? Bravo. Vallahi çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Hem lahana yumuşacık oldu. Bakın buzluktan çıkarttık. Güzel onu sıcak suya tuttum ben. Hem yumuşattım lahanayı hem de aynı zamanda böyle. Bakın şimdi tek tek dizmeye başlayacağım. Sonra bu güzel sos var ya onu alacağım üzerine dökeceğim. 220 derecede lahanayı bu sefer fırında pişireceğim. Tencerede pişireceğim. Tabii ki benim hazırladığım sosla çok lezzetli olacak. Evet aynen öyle. Aynen. Aynen öyle. Ve işte böyle şimdi sarmalara devam ediyorum ben tabii ki. Biz böyle Fırat şefimle birlikte bunu bitireceğiz artık.
bütün o gördüğün güvecimizi dolduruyor olacak. Bazıları önceden kavuruyorlar mı içini falan? Kavuranlar var ama ya ben açıkçası dolma sarmada kavrulmasını çok uygun bulmuyorum. Bence. Çünkü zaten ince yapraklı asmada da aynısı geçerli. Aynen. Lahana için de aynısı geçerli. Bana göre bence kavurmamanızı tavsiye ederim. Çiğdendir. Sarma çiğden olur yani. Sıfırcı Emel ne derdi acaba? Sıfırcı Emel. Sıfırcı Emel ama beğendi her şeyi. Beğendi, beğendi. Aynen. Beğendi, beğendi. Ama Sıfırcı Emel'e bunu tattıramadık. Ay, olsun. Ya. Artık ne yapalım? Artık yaparız. Biz tadacağız yaparız. Artık şimdi... Ben normal sarsam olur mu acaba? Hayır şefim. Sen olmasa... de benim gibi gül şeklinde saracaksın. Hayır efendim. Hayır efendim. Hayır efendim. İşte böyle derken. Bana bak kıskandım kız, ben de yapayım bir tane. Hadi hadi, hadi. Nergis abla yap bakalım. Dur o hadi. Muhteşem güzel hadi. Sosumu yaptım. Evet aynen. Dur bak bana şey yaprak verdiniz ama ben evet, beni kıskanıyor musun ne ya? Buyurun, buyurun. Kıskanıyorsun beni ya. Bu iyi. Hı? Buyurun. Evet. Bak bak ince ince şöyle değil mi? Evet aynen ince ince. Nergis abla artık hep gül şeklinde yaparsın değil mi? Aa vallahi. Bir de ben çok öyle bir pratik bir tip olduğum için benim gibi olanlar için bak, şahane. Bak daha yapıyor evet. muyum? Daha koyuyor muyum? Ya yapabilirsin birazcık daha, şöyle şuraya dibine doğru. Bak, evet. Gördün ama mi? Ne kadar ince koyarsanız iç malzeme o kadar rahat gül şeklini aldırırsınız. Şimdi bunu evet tuttun. Böyle. Aynen sarıyorsun. Sarıyorum. Evet. Güzelce. Evet. Oh. Oh. Çok güzel ya. Çok kolay çok arkadaşlar. Kolay, şimdi çevir. Nergis ablacığım. Şimdi de güzelce. Gül böreği şeklini. Gül evet. böreği şey. Ay bak, 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 ay böyle. Ay. Süper. Ay ne diyorsun? Oldu. En güzel şimdi, benimki ortaya koydum dermişim. Şimdi bir yöntem hadi, daha şöyle. Göstereyim mi Nergis abla? Hadi. Benimkini işaretleyin. Dur bir yöntem daha göstereyim göster. Bu arada. Hanımlar şimdi diyelim ki bunu yapmadınız ya. Bak şimdi ver Fırat'cığım bıçağı ver. Şimdi bunu yapmadınız diyelim evet. ki. Evet. Aa böyle. Bu çok güzel. Bunu izleyin vallahi çocuklar bak. Çok kolay ve güzel oluyor şimdi ya. Yine o bir de manzarası güzel. Şimdi lahana inanın buna asmaya biraz benzemiyor. Evet. Tamam mı? Lahana içinde daha kolay malzeme tutuyor. Evet. O yüzden size bir yöntem daha göstereceğim. Hadi göster. Şimdi annem diyordur ki ah ah bunları evde yapsan ya Özlem. Ama terzi sözünü dikmezmiş bu evet. işler böyle. Şimdi bak bunu da böyle yaptım. Evet. Normalde lahanayı sararken biz evet. böyle sarma şeklinde yapar evet. böyle sararız ya yanlarında evet. kapatırız. Evet. Hani. Bak hiç kapatmaya da gerek kalmayacak. O pirinç içinde kendi kendini tutuyor olacak. Evet. Şöyle ortadan ikiye kestiğinizde bile biraz şu kenarlarını alın. Bakın ha, bunları bu şekilde bu bile koysanız diyorsun. Tencereye asla açılma yapmaz. Bunda da iddia Allah ediyorum. Allah. Bakın yine söylüyorum şimdi Esat bana karşıdan bakıyor açılır diyor. Açılmaz Esat şefim açılmaz açılmaz. Şey Esat şefe şey kendi özlem söylüyor yaparsın. Kendi cevabını veriyor. Belki de Esat oradan ay, diyor ki göre, açılmaz. Açılır mı Esat? Açılmaz soracağız. Şimdi o kocam yaparsa diyor ben de özlem yaparsa diyorum. Ha. Yaparsa açılmaz. Aa, özlem yaparsa açılmaz. Ay çok şeker. Evet. Evet. Bunda şimdi yine gülümüze devam edelim. Pardon bıçağı alayım. Bildiğimiz iş en evet. doğru iştir değil mi? Gül şeklinde yapmaya tamam. devam edelim. Ondan. Şimdi Özlemciğim siz bunu evet. yapmaya devam edelim. Edin. Edelin. Ay ben bugün konuşamıyorum edelim. Vallahi. Bu ne be? Devam edelim. Siz bunu yapmaya devam edin. Evet. Ben de Esatçığımın yanına gideyim. Hadi bakalım. Star'ın yeni yarışma programı Kocam Yaparsan'ın sunucusu Şef Esat Özat'a Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplıyor. Yani en çok kullanılan iki tane yağ var. Bir zeytin yağı bir sıvı yağ. Birazdan Nergis zamanında. Bugün Şef Esat Özatay ile beraberiz. Ya Esat'cığım çok keyifli bir program evet, başladı. Evet çok keyifli. Çok, her çok. Gün saat 17'de kocam yaparsa. Evet. Ya çekimler nasıl gidiyor? Ya biz çok eğleniyoruz ya çünkü. Ya biz siz eğleniyorsanız biz 10 kat eğleniyoruz. Eminim. Özellikle ben çok eğleniyorum. Çok komik. Olaylar oluyor. Yemekler, anlattığım tarifler bir başka yere doğru gidiyor. acayip yani. Karı kocaların zaten bugün üçüncü gün yayınlanacak. Evet. Sabahlara tekrarı var zaten. Aynen. Acayip keyifli geçiyor. çok da heyecanlı. Evet. Çok adaletli bir yarışma. Evet. Yani evet. gözleri kapalı yaptıktan sonra eşleri yani biz orada hiçbir şekilde kavga, gürültü asla yok.
Eğlenceli bir şekilde karı kocalar, artık onlar kavga ederse ben karışmam. Karı kocalar arasına girilmez çünkü. Biliyorsunuz bizde öyledir değil mi hanımlar? Yani aynen. Bir şey olur siz kötü olursunuz sonra. Aynen. O yüzden ben puanlama yapıldıktan sonra gözleri kapalı bir şekilde eşler, hanımlar. Ondan sonra puanlamayı ben yapıyorum. Adaletli bir sonuç ortaya çıkıyor zaten. Valla ben seyrederken çok eğleniyorum. Ben de yani biz gerçekten evdekiler çok eğleniyoruz. Şimdi istersen bir kısaca bir göz tabii atalım ki, hep ki, beraber. Arkadaşlar çok güzel böyle tamam, hazırlamışlar. Harika. Bir bakalım. Bir tane bal kabağı koy. Al sana yarmalı bal kabağı. Ah. Cevizli kadın budu köfte. Sizin anlamadığınız bir yer var mı? Şefim ben baştan sona hiçbir şey anlamadım. Sezer. Ha? Orada bir kase un olacak, beyaz un. Evet var. Ha. Onu dök içine. Hayır, değilmiş, değilmiş ya. Ay çok özür dilerim, vallahi değilmiş ama. Kesilmeyecek diyorum. Sen niye taktın çilen kesilmesine ya? Dünyanın en hırçın insanısın be. Kabak kavurması nasıl oluyor hatun? O ne? Kabaklar dolma olacak, öyle mi? Pekini bana göster. Aşkım bir saniye. Hadi aslanım, hadi kalkalım, yürü. Çikolata tarafı orası mı? Kremayla ağzını çikolata atan tarafa ve sapını kremaya koy diyorum ya. Nereye koyuyorum? Ali Rıza, çikolataya demiyorum sana, kremaya koy diyorum. Keserim sesini senin yahu. Basma, beni sinirlendirme. Nedir senden çektiğim ya, bana dur 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 dur. Mesela Ali Rıza Bey, böyle Nevin Hanım'a olan aşkınızı nasıl ifade edersiniz? Böyle bir ne bileyim çiçek mi alırsınız? Ne bileyim bir şeyler vardır ya. Ya özel günlerde unutmuyoruz tabii. Evlilik yıldönümünü hatırlıyor musunuz? Evlilik yıldönümü. 10 Haziran. O tanışma yıldönümüydü Allah seni. Ya hayatım normalde sarma nasıl sarılıyor? Hiç görmedin mi sarma sarılırken ya? Hayır görmedim. İçini en başa koyarsın. Göbeğinden tarafı en başa koyarsın. Sonra böyle yuvarlarsın. İleriye doğru yuvarlarsın. Tamam hadi tamam. Çabuk. Hepsini koyma bunu. Hepsini koy. Şöyle kesmeyecek miyim? Tamam kes. Seri bir şekilde ama. Ya yapmaya çalışıyorum. Seri deme tamam, bana ya. Tamam hayatım yapıyorsun biliyorum ben. Sanki DVD basıyorsun seri tamam. Seri. Kuş gözü büyüklüğünde doğrayacaksın onu. Ne? Kuş gözü büyüklüğünde doğra. Nasıl bir kuş? Kuşun işte gözünü düşün tamam mı? Serçenin gözünü çok ince küçük doğraman lazım Sezer, doğra. Kendine orta boy bir tava alır mısın önce? Orta boy tava? Evet, orta boy bir tava almanı istiyorum. Orta tabak nasıl oluyordu hatun? Tava. Biraz da sıvı yağ koymanı istiyorum. Zeytinyağının üzerine sıvı yağ evet, mı? Evet, çok az. Sıvı yağ şey... nasıl bir şeydi ya? Zeytinyağı ve sıvı yağ. Yani en çok kullanılan iki tane yağ var. Bir zeytinyağı, bir sıvı yağ. İyice, hadi be Sezer. 10 dakikada bir soğan doğrayamadın. Hatta yarım soğan bir bile değil ya. Bırak onu öyle kalsın o. Tamam koymayacaksam dursun şurada tamam. Soğanı alayım tamam. Tamam soğanı onun içine koymayacaksın zaten. Gurur duyuyorum ben Ali Rıza sütle. Sen Karadeniz'in fırtınasısın. Hadi fırtına süt. Süt Ali Rıza. Tamam çok da kesme. Şimdi uzun uzun ince ince doğru. Oo elini mi kestin? Of ya. Derin mi? Ben konuşacağım, sen deneyeceksin, sen konuşmayacaksın. Susan, sen sus. Ay hayır, susun ya. Allah Allah. Bir şey beceremiyorsun, iki saattir elini orada. Elini kestim senin yüzünden ya. Ay sesimi kesti, inanmıyorum. Acayip karizma, acayip yakışıklı gözüküyorsun. Gerçek mi söylüyorsun seni kız? Seni kıskanmıyordum ama bundan sonra kıskanabilir miyim bilemiyorum. Hadi ya. Evet. Köfteleri bir daha çevir Serkan. Bir daha ana, çevir onları. Yandı köfteler. Yanmaz, tersini çevir. Tersini çevir. Yanıyor. Vallahi ben koku... Çevirsene Serkan tersini. Dur. Ali Rıza 3 dakikan kaldı daha tabak az. Basacağım beni sinir ediyorsun ha. Tamam mı? Senin hadi. Ya nereye basıyorsun ya? Al ne yaparsan yap şimdi görürsün günün. 3 dakikan kaldı 3. Muhteşem bu. Ah benim yavrum. Severim seni. Ama sen kendin de söyledin. Özür dileyerek ağzımdan geri aldım onu. Diri diri soğan yedim. Hiç kavrulmamış soğanlar. Bir diyorum ben. Sıfır veriyorum buna. Alıyorum ben sana. Salataya birleştir. Üstüne o otu at. İnce ot var ya ince ot. Heh. İnce otu at kenarına. Yapma lan oradaki.
Ay nasıl çok ama? Eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok, çok komikler çok ya. Çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli. Ben çok eğlendim. İnanılmaz. Görüyorsunuz ya. Bizde. Karısı diyor ki tava diyor. Tavayı bulamıyor. Tava ne diyor? Şey, yani orta boy tava. Ne yani? Orta boy ne demek falan diye. Çok 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 tatlı. Peki çok. Bir hafta boyunca artık akraba gibi oluyorsunuz tabii değil tabii, mi? Tabii yani, tabii. Her gün bir arada her gün beraberiz. Için. Ama tabii ki. Akraba gibi oluruz ama tabii kurallar var. O kuralların dışına asla daha çıkmadan. Ve bir haftada 3 çift yarışıyor. Bir hafta boyunca. Evet bir hafta boyunca pazartesiden cumaya 3 çiftimiz yarışıyor. Her gün puanlama yapılıyor. Evet. Benim puanlarımla beraber cuma günü de haftanın birincisi belli oluyor. Belli oluyor. Ve büyük ödülün sahibi oluyor. Cuma çok günü güzel. De mutlu bir şekilde dönüyor birinci dönüyor, olanlar. Sonra pazartesi yeniden ayrı bir 3 çift geliyor. Evet 3 çift geliyor. Bu arada erkekler başarılı mı sence? Ya aslında tabii ki hep şöyle bir şey var. Yani bütün şefler erkek aslında biliyorsunuz yani. Özlem şefim. Özlem şefim. Ya Özlem ya. Ayet bir şey. Gülden gül şeklinde sarma mı olur yahu? Neyin peşindesiniz siz kardeşim? İşte bayanlar mutfakta biliyorsunuz. Biz yaratıcılığın peşindeyiz. Aynen. Biz sizin gibi takır takır Fırat'cığım doğramıyoruz. Fırat'cığım sana da sevgiler çok sevgili teşekkür dostum. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Esat'cığım zaten Fırat şaşırdı. Öyle mi? Şef de nasıl olur bu dedi böyle. Ay, bize uymuyor. Size uymaz i̇şte, bizi uyar dedim hemen. Sizi. Siz hanımların yaratıcılığı böyle efendim. Kesinlikle mutfakta öyle. Yarışmada da öyle. Yaratıcılık zaten tarifi veriyorum ama onun dışında da tabii yapılışını anlatıyorum. Sadece malzeme listesini... El kartında yarış hanımlara veriyorum. Ve ama onlar, sen onlara anlatıyorsun. Ben değil onlara mi hanımlara? Daha önce anlatıyorum. Hanımlara daha önce yarışmanın başında anlatıyorum. Aynen. Tek tek kritik kontrol noktalarını, püf noktalarını, servis her şeyini anlatıyorum. Anlatıyorsun süper. Artık bir kere anlatıyorum. Anladıkları neyse odalarına geçiyorlar. Daha sonra kulaklıklarını takıyorlar. Kocalarının ne anladıysa onu anlatıyorlar. Ay, çok eğlenceli. Çok komik. Çok çok. Bir de şöyle bir nokta var. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum ben Nergis Hanımcığım. Bu %100 Türk formatı. Ay ne güzel. Çok önemli. İşte çünkü ben bunu çok seviyorum. Evet çünkü bazı yerlerde bana hep böyle mesaj atanlar oldu, yazanlar oldu. Hep yabancı formatlar. Hayır efendim kocam yaparsa %100 Türk formatı Türkiye ile beraber 10 ülkede yayınlanıyor. Oo, evet. Ne güzel. Evet. Gurur. Ya, gurur da duyduk. Çok. Tabii benim ki gurur duyuyorum. Müthiş. Bence televizyonun, Türkiye televizyonunun daha iyi bir adamı var. Bence Ruhan Duralı. İnanılmaz yazıyor. Çok fazla böyle farklı formatları var. Ne güzel. Dünyaya veriyor. Şahane. O çok gurur verici bir şey. Yani bence Türk, %100 Türk formatının, Türk malının çok yurt dışında olması gerçekten çok önemli bir şey. Gerçekten öyle. Bu arada hakikaten tebrik ediyorum. Çok güzel, çok eğlenceli. Peki mesela bu erkeklerle sen empati kuruyor musun? Mesela onların yerinde olsam şöyle yapardım diyor musun? Yani bazen çok fena böyle çok hani ben böyle ekrana uzanıp bir şey yapasım geliyor yardım edesim. Aslında şöyle bir şey onu çok düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum Nergis Hanımcığım? Çünkü ben küçüklükten beri bu 14 yaşından beri bu iş yapıyorum. Tabii, çünkü okulunu okudum, yıllarca okudum. Doktorasını, master'ını, doktorasını yaptım. Şimdi hocalığını yapıyorum. Tabii. Ama şöyle düşünüyorum. Tam başka mesela moda ile ilgili bir şey olsa eşim mesela çok iyi bildi ki herhalde ya, orada mahvolurum. Ona onu şey yapıyorum ben empati kuruyorum. Evet, şimdi doğru. Yemekte kuramıyorum. Çünkü çok ya doğru. Diyorum ki mesela küçük bir şey doğrayacak, içerisine kaçacak. O kadar zor geliyor ki ya diyorum ki nasıl ya nasıl zor gelebilir ya? Ya bu kadar basit bir şey nasıl zor gelebilir? Sana basit. Evet. Ama tabii. Bana mesela bir şey kes dese eyvah yani yapamam. Tabii. Çünkü ben de öyleyim mesela bazı şuna bir TL at dese ne TL ne falan diye. Evde ampul değiştiremem mesela. O kadar şeyimdir teknik konularda. Yani o tip şeyleri düşündüğüm vakit gerçekten ben o kocaların düştüğü duruma düşerim yani kesinlikle. Ama çok keyifli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Bu arada benim bu yarışmada en sevdiğimi söyleyeyim mi? Buyurun. Sesi kesme butonu. Ay çok güzel, çok eğlenceli. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben çok sevdi özellikle kocalar. Diyorlar ki yarışa bittikten sonra biz bunu alabilir miyiz? Eve götürelim. Evde vallahi diyorum yine karınızla sizin aranızda ben girmeyeyim. Çünkü bazen devamlı dırdırdır oluyor. Çok hızlı bir şekilde geçiyor tabii. Çok ben çok eğleniyorum. Zamanı nasıl geçtiğini anlamıyoruz gerçekten. Ses kesme butonu 2 dakika mı? Ne kadar? 1 dakika. 1 dakika. 1 dakika boyunca. Ha tabii ama onu da çok kocanın kendine güvenmesi lazım. Çünkü 1 dakika
dakika boyunca, çünkü zamanla yarışıyorlar. Zaman var. Bir dakika boyunca orada sesini keserse bir sonraki aşamayı duyamayacak. Diğer yarışmacılar önüne geçecek. O yüzden de çok sıkıntı yaratabilir. Dikkat etmesi lazım. Butona basarken bir değil bence 10 kere düşünmesi lazım. Ay evet, gerçekten ve ama çok güzel oluyor. Çok. Yani kadınlar bir anda nasıl fena oluyorlar değil evet, mi? Yani çok böyle evet yani. Başlıyorlar. Canım sevgilim evet şimdi bunu alıyoruz doğruyoruz. Aman çok dikkat et. Sonlara doğru ben sana demedim mi onu böyle yap falan böyle. Ben birden diyorum ki ne oldu ya? Ne yapıyorsun ya, tavayı bile bulamıyorsun diye. O tatlışlıklar bir anda başlıyor. 10 dakika, 10 dakika içerisinde aynen. Tamam diyorum, bu da kıvamında oldu. Puanlama bölümü de çok eğlenceli. Çok, çok. Çünkü hanımların gözleri kapalı, kimin neyi pişirdiğini bilmiyor tadarken. Ve görmüyorlar Nergis Hanımcığım. Yani tabaklama yapıldıktan sonra biz onları kaldırıyoruz. Yani böyle ben lokmayı verirken bile, çünkü bazı kendilerince tabii ki küçük hileler yapabilirler. Yani tabii. Numara hile demeyin de olabilir. Numara. Şey, ha küçük numaralar. Karabiberi fazla katabilir, şekeri fazla katabilir. Tamam eşi yakaladı ama ben de yakalıyorum. Diğer yarışmacı da yakalıyor. Kendini oradan yaparken mutlaka başka yerde yakalanıyor. Yani öyle o küçük yüzden şeyler yaparken, kurnazlıklar yaparken böyle şeyler de olabiliyor tabii ki. Ama dikkat etmek lazım yani onu yaparken mi dikkat tabii. etmek lazım. 5 puan üzerinden veriyoruz. Tabii o son günde, cuma günde 10 puan üzerinden. İşte esas aslında o bütün yarışmanın seyrini değiştiren bir puanlama sistemi. Şimdi senin puanın çok önemli. Tabii. Sen de puanlama yapıyorsun. Aynı zamanda moderatörüm zaten. Sunucunun tabii yanı sıra ki aynı zamanda sunuculuğunu yapıyorum. Yapıyorsun. Evet. Peki sen nelere dikkat ediyorsun bunlarda? Ben özellikle anlattığım tarifin harf yanılmasına dikkat edilmesini istiyorum. Anladım. Çünkü hep lezzete odaklanıyorlar. Tabii ki lezzet çok önemli ama bir süreçten bahsediyorum. Altını çiziyorum. Bakın bu bir süreç diyorum sevgili hanımlar. Anlattığım tarifin aynısı olması lazım. Prezentasyon aynı olması lazım. Görüntünün aynı olması lazım. bir takım püf noktaları veriyorum. Onları tabii o heyecanla unutuyorlar tabii. Her şey bir kenara. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorlar. Bitirmeye çalışıyor haklı olarak. Tabii öyle olunca da ortaya tabii sonuçlar çıkıyor. Lezzette tabii ki puan veriyorum ama kafamda benim bir puanlama skalası var tabii. İşte 20 lezzet, işte 20 şu puan ilerleme şekli. Hijyeni, çalışması o da önemli. Çok çok önemli tabii ki. Yani tabii, burada tabii. Zaten ekranda da şu an izleyicilerimiz de, ekran başındaki izleyicilerimiz de görüyor. Acayip şeyler. De puanlama da çok heyecanlı. Tabii ben bunu göremiyorum puanlama esnasında orada olduğum için. Beylerin o coşkularını, hayal kırıklıklarını ben de aynı sizlerle ekran başında oturup o şekilde izliyorum. Peki tarifleri sen seçiyorsun. Ben, evet benim en özgün tariflerim. Evet benim nelere dikkat ediyorsun mesela bu tarif? Yani sen kendin onlara vereceğin tariflerde nelere dikkat ediyorsun? Ben küçük, çok farklı. Şimdi tabii 7'den 70 herkes izliyor. Yani bugün İzmir'den Kars'a kadar, işte Sinop'tan Hatay'a kadar Türkiye'nin 81 ilinde, binlerce ilçesinde, binlerce köyünde insanlar izliyor. Tabii hep ki. Böyle bilindik marketten, manavdan, pazardan alabilecekleri malzemeler. Ama tabii arada böyle küçük küçük böyle soslar da onu da öğretmek adına veriyorum aslında. Yani bir şeyleri de çünkü mutfaklar da gelişiyor. Yani şimdi 50 seneki önceki mutfaklar değil. Tamam atalarımızdan kalan mutfaklar bize miras kaldı ama şeyi hep atlıyoruz. Peki biz 100 sene sonra biz ne bırakacağız? Işte bu çok önemli. Doğru. Çok yani doğru. Şimdi moda gibidir, kıyafet gibidir. Şimdi bakıyoruz hanımlar hepimiz şıkır şıkır değil mi? 50 bıraktım 50 yılı. 10 yıl önceki fotoğraflarınıza baktığınız zaman demiyor musunuz? Ya ben bu kıyafeti nasıl almışım? Diyorsun. Değil mi? Tabii, o, tabii, hatırlıyorum tabii. Ben 90'larda ben o vatkalar bilmem neler o yüksekler dönüyor falan. Yine dönüyor. Gibi bir takım yemek de böyle. Tabii. Yani tabii. Tüm dünya mutfakları bu şekilde gelişiyor. Gelişiyor. Gelişeceği için bir takım şeyleri geliştirmek durumundayız ileriki nesile. Doğru. Ama tabii ki bunu özünü bozmadan, bunun altını özellikle çiziyorum ki benim zaten doktora tez konum bu. Hiçbir yani, şeyin özünü bozmayacağız. Evet modernleştirerek çok tabii. önemli. Modernizm çok önemli. Modernleştirerek tabii ki bu modernizmin tanımı çok farklı tabii ki. Farklı yerlere çekiliyor uzmanlar tarafından. İşte gelenekten kopmak gibi bir takım şeyler ama o bağı çok iyi. O köprüyü çok iyi yapmak lazım ve ben bunu yaptığıma inanıyorum. Ya da bunu yapmak güzel. İçin mücadele ediyorum aslında. Önemli olan burada niyet. Yemekleri de tarifleri de o şekilde ben yapıyorum. Çok güzel. Peki
aslında çok yeni başladı programımız. Çok yeni. Ama çok, çok ilgi görüyor. Çok 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 daha güzel olacak. İnşallah daha güzel olacağından eminim ben. Peki böyle bu kısa süre içinde enteresan ilginç bir şey yaşadınız mı? Böyle anlatabileceğim bir şey var mı? Yani. Ya o, mutfak olunca olur çünkü. Ya onlarca var. İnanın şimdi izledik yani. Yılı, büyük kavgalar oluyor mu mesela? Büyüyor mu? Yani bazı çiftler tabii o kadar şeye geliyor ki. Ben seslerini duyuyorum. Eyvah ne oldu falan şeklinde. Çünkü ister istemez sinirleniyorsunuz. Tabii. Ne şekilde olursa olsun bu bir yarışma programı. Tabii. Bu bir yarışmanın bir birincisi tabii. var. Tabii. Ve yarışmaya giren herkes birinci olmak ister. Ben de öyle. Ben de yıllardan beri yarışmalara katıldım. Uluslararası yarışmalara. Ben de birinci olmak için yarışıyorum. Tabii. O yüzden ya tabii beyler hanımlar biraz... da biraz hırslı şekerim. Hırs evet. Hanımlarda bir de mutfaktan hırs var. Uzak olduğu için özellikle yani böyle mutfak aletlerine çok zor çekiyorlar. Yani blender nedir? Mikser nedir? Yani işte gördüğünüz tava orta nedir? Orta boy tavayı bilmiyor. Tava, orta boy tavayı. Sıvı yağ nedir cümlesini yani algılamayan beyler var. O yüzden ben çok eğleniyorum. Biz de çok eğleniyoruz. Ekran başına geçtiğini inanıyorum. Şey geçiyor. Diyorlar bir de ben onun da altını çizmek istiyorum. Hep böyle şey vardır. Bir algı vardır ya. İşte bir kurgu var. Öyle yok, bir şey yok. Biliyorum, kurgu yok. Diye bir şey yok. Gerçekten İnanın, yok. İnanın tarifi veriyorum. Gönderiyoruz yarışmacıları yani mutfaklarına. Hanımlar odalarında hiçbir şekilde ben de çok kendi doğru. yerime geçiyorum. Öyle ne bir kurgu ne bir şey gayet aynen. herkes evindeymiş gibi. Peki erkekler bir daha mutfağa girer mi? Sen bana onu söyle. Buradan çıktı evine gitti. Vallahi, bu hafta sonu. Bazı, sence girer mi? Bazı eşler şunu diyor. Ya diyor benim tabii çok güzel yapanlar da var. Ha. Tabii iş aslında yine iş dönüp dolaşıp hanımlara geliyor. Yani aha. şimdi tamam orada kocalar yemeği yapıyor ama anlatan kadın. Şimdi kadın yanlış anlatırsa yanlış bir şey çıkar. Doğru anlatırsa kocasının eli biraz yatkınsa gerçekten güzel bir ürünler çıkıyor. Çok, çok da güzel. Doğru. Gerçekten çok böyle doğru. tam puan verdiğim çok lezzetli ürünler de çıkıyor. Yani hem benim verdiğim tarihleri uygulayan ve benim kurallarımı harfiyen yapan yarışmacılar da var. O yüzden bazı yarışmacılar tabii diyor artık yemekler senden. İşte özel çok günler, güzel. Sevgililer gününde, işte yıl dönümünde, doğum günlerinde bütün yemekler senden diyorlar şahane. Yani. Şahane. O zaman hocam. Şimdi bir kere şunu söyleyelim Esat'cığım. Başvurmak isteyen çiftler. Tabii StarTV.com.tr'de bizim kanalımızın web sayfasından bizim linkimiz var. Hocam evet. yaparsa oradan başvuru yapabilirler. Evet. Ondan sonra tabii ki biz onlarla görüşmeler yapıyoruz. Oh şahane. Ardından bizimle yarışıyorlar. Çok da keyifli, çok mutlu oluyorlar. Hayatlarına aslında bir renk katıyorlar. Çünkü karı koca hani tek başına olduğu zaman belki ya yapabilir miyim? Hani edebilir miyim diye ama karı koca tabii destek. Tabii. Derler ya tabii iyi günde kötü günde. Aynen. İşte iyisi de tam kötüsü iyisiyle, de kötüsüyle kocam yaparsa sokuyorum. Da buyurun gelin. Siz de başvurun bizimle gelin yarışın. Hem eğlenin. Hem böyle kahkahalarla yani gülelim, hayatınıza renk katalım. Aynen. Hem de ödülümüzü alın. Ödülümüzü alın. Mis gibi. Çok haklısı. Esat'cığım. Şimdi gerçekten bu kadar yoğun çekimler arasında bir kere vakit ayırdın bize geldin. Estağfurullah. Çok çok burası teşekkür benim ediyoruz. Evim. Ah, benim için benim. Siz Star TV benim için aynen çok çok öyle. Önemli. Aynen koşa öyle. Koşa gelirim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim hafta içi her gün saat 17'de kocam yaparsa Star TV'de yayınlanıyor. Sakın kaçırmayın gerçekten garanti ediyorum çok eğleniyorsunuz. Ben yani şurada 3 gündür hastası oldum. Çok keyifle seyrediyorum. Tekrar teşekkür rica ediyorum. Ediyorum. Seve seve. Kısa bir aramız var biliyorsunuz çok güzel tariflerimiz var. Merak ediyorum. Evet bizden ayrılmayın. Eyo. Ya bir şey diyeceğim. Türkiye'nin en güzel tadımlıklarını hazırladı Fırat Siriş. Teşekkür ederim. Şefimiz. Ve şimdi kaynanan sevgili Esat'cığım. Kaynanan seviyormuş. Bakalım Özlem Mekin o söylediği. Bak bak tam da ortadakini almaya evet, çalışıyorum. Çok severim. Ama bak ne güzel oldu şu görüntüye bakın Allah aşkına. Bir de benim hazırladığım sos da çok çok yakıştı. Her şeyi değiştiren oldu. Sos. Tabii her şeyi değiştiren sos. Ben köşe alayım. Hemen tadına köşe, bak. Köşe bakayım. Çok önemli. Köşe ne demişler? Al. Ne demişler? Odunun meşesi, dükkanın köşesi, kadının Ayşe'si. Evet hayatım afiyet olsun. Vallahi gülden lahana sarma olur mu dedik.
Bakalım nasıl olmuş? Bakalım. Yaptı Özlem oldu diyoruz. Yaparsa olur mu? Onu aa, hiç şüphem. Çok güzel olmuş. Şahane olmuş, deneyin. Ay Fırat'cığım sen ellerinize de bak. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim şef. Lütfen. Yani lütfen. Şahane. Biz sizin yemeklerinizi her zaman yiyoruz. Buna puanım 3. Bir saniye. Öyle kaldı bak. Esat. Canım benim, canım çok benim. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Evet, sayın deneyin. Yönetmenim. Vallahi. Ne yapsak? Misafir geldim, ortalığı karıştırdım. Yalancı. Mikser ben. Efendim şimdi biliyorsun birazdan programı kapatacağız. Evet. Aman stardan ayrılmayın. Birazdan en güzel bölüm var. Arkasından da kocam yaparsadan böyle akşam ana habere kadar starda kalın. Eğlenin, gülün bol bol. Evet, çok doğru. Kocam yaparsayı muhakkak izleyin. Ben de çıkar çıkmaz izleyeceğim. Bu arada Fırat'cığım hemen bu hellimin de tadına bakıyorum. Evet, çok güzel. Çok çok güzel. Afiyet olsun. Gerçekten çok çok güzel. Gerçekten. Hanımlar kusura bakmayın ya vallahi. Yemeğe başladık. Hep beraber herkes kırmızı karıncalar doluştururlar. Şimdi efendim yarın Didem geliyor. Bak hemen böyle böyle olur. Hemen bak ikimiz birden. İnanılmaz bir göbek şov. Bizler göbek atacağız. Hep beraber bize de öğretecek. Emir Kan geliyor şahane evet. Şarkısı ya. Yine yani dop dolu bir program. Yine tariflerimiz var. Değil mi Özlemciğim? Evet, hem de harika. Yarın aynı zamanda Ardahan Kars yöresinden kaz, kurutulmuş kaz bakalım yapacağız. Nasıl olacak? Doğu mutfağını işleyeceğiz yarın. 10 numara. Çok güzel. Efendim. Yarın görüşmek üzere. Kocam yaparsayı da kaçırmıyoruz. Evet. Hoşçakalın. Bekliyoruz. Nergis zamanında yarın. Oryantal Didem'in dansları, pop müziğin sevilen ismi Emir Kan'ın şarkılarıyla coşmaya hazır olun. Kınayı yapmışlar geline, hazırlanmış gidiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfakları lezzet sırlarıyla Nergis zamanında. Şef Özlem Mekik, güveçte mandalinalı kadayıf tatlısı yapacak. Sağlık Bakanlığı, halk arasında sarılık olarak bilinen viral hepatitle mücadele için 5 yıllık önleme ve kontrol programını başlattı. Konunun ayrıntıları Nergis zamanında. Kişisel gelişim uzmanı Turhan Güldaş, geleceğin süper çocuklarını yetiştirmenin sırlarını anlatacak. Nergis zamanı canlı yayınla yarın Star'da.